Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Duygu Kaya. Gün başlıyordasınız. Bugün takvimler 27 Temmuz'u gösteriyor. Saatlerimiz de 6'yı. Tam 3 saat boyunca Türkiye ve dünyanın gündeminde ne varsa sizlerle paylaşacağız. Elimizdeki haberlerimiz oldukça yoğun. Konuşulacak konu da çok. Bugün yine saat 8'de konuklarımız da olacak. Yine aşı konusunu, koronavirüsü konuşacağız. O yüzden hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi. Saldırıda Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit düştü. 2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışeh ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Efendim, Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 17 bin sınırına yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son yapılan 224.198 testte 16.809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 5.585 olarak kaydedildi. Aşılamada birinci doz aşılama ortalaması %64, ikinci doz %38,21 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşıyla bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun dedi. Efendim, bayram öncesinde binli rakamlarda olan vaka sayısı 16 binleri aştı. Bu sayılara henüz bayramdaki hareketlilik sonuçları eklenmedi bile. Virüs kadar hızla yayılan bu rehavetin sonucu ne olacak? Hastanelerde son durum nedir? Merak edilen soruları Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit'e sorduk. Rehavete kapıldık. Endişe var. Tatile çıkanların kontrollü bir şekilde şehire getirilmesi gerekmekte. Tatile çıkarken aslında maske ve mesafe konusunda tatile çıkarmıştık. Şimdi aslında onu tekrar tatilden geri döndürme vakti. Ne yazık ki beklenen oldu. Maskeler indi, mesafeler daraldı. Rehavet vaka sayılarını yeniden arttırdı. Hızlı bulaşma ve yayılmanın bu beyanın gerçekliğini şu an yaşıyoruz hep birlikte. Çok çıkarıyorum ya. Terliyor burayı. Buralar terliyor. Daralıyor insan. Maskeni burada biraz şey yaptım ama takıyorum. Bayram kalabalıkları, yakından bayramlaşmaları ve şehirler arası hareketi artırdı. Türkiye 9 gündür bayram tatilindeydi. Ancak koronavirüs tatil yapmadı ve vaka sayıları iyice arttı. İnsanlar yavaş yavaş tatillerinden evlerine dönmeye başladı. Peki bu hareketlilik bize neye mal olacak? Bunun yansımasını daha önce görmedik. Bu haftanın sonuna doğru bunu biz daha rahat rakamsal olarak görmeye başlayacağız bu hafta. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit, yeni ortamı aşısızların yarattığı pandemi olarak değerlendirdi. Aşısızların yarattığı bir pandemiye doğru gidiyoruz. Şu an Türkiye'de homojen bir dağılım yok. Aşı oranı düşük kalan illerimiz daha çok vaka üretiyor. Okulu düşünüyoruz, şu anda ne olacak bakalım. Eğitim hayatları bitiyor neredeyse, temel yok şu an. Hastanede yatan vakaların çoğunluğunu aşısızlar oluşturuyor. Ancak tüm aşılarını olsa da hastaneye yatan da var. Yeni çıkan vakalar aşısız gruptan ve daha çok delta varyantı çıkmaya başladı. 130 COVID yatan hastamız var şu an. Yatanların en büyük grubunu aşısız olanlar belirliyor. İkinci en fazla yatan da aşılarını tamamlamamış olanlar. 130 hastanın içinde sadece 4 hastamız bütün aşılarını tamamlamış. Yani 3 dozlarını olmuş hasta ve onlar da açıkçası çok ağır geçirenler değil. Efendim, tatil dönüşü aşı merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Aşı olmayı tatil dönüşüne bırakanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ama uzmanlara göre bu yoğunluk geçici. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer'den de sadece 2 doz aşı yaptıranlar restoran ve kafeye girebilsin önerisi geldi.
Tatil döneminde olmaktan çekindim, tatilden sonra ilk işim aşı olmak oldu. Tatilden yeni döndüm. Hemen aşıya geldim. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Aşı olmayan vatandaşlar ise soluğu hemen aşı merkezlerinde aldı. Uzun kuyruklar oluşturdu. Bence aşılarını olmalılar yani, sağlığımız için. Aşı olmayan insanlar hakkında hani tehlike saçtıklarını düşünüyorum. Yani bilime güvensinler. Sadece aşı merkezlerinde değil, aşı uygulama noktalarında da yoğunluk var. Ancak Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre bu durum uzun süreli olmayacak. Aşılamada yeniden düşüş yaşanacak. Aşılama sayıları kısıtlandı, artmıyor bir türlü. Oranlar daha çok doğuda ve güneydoğuda düşük. Bunun nedeni de şu, eğitim seviyesi düştükçe maalesef aşılama oranları düşüyor. Büyük çoğunluğu aşı konusunda ya bilgileri eksik ya da yanlış bilgi almışlar. Aşıyla ilgili bugünkünü çok böyle baz almamak lazım. Gerçekten işte gittikleri yörede aşı olmakta işte sıkıntı çeken insanlar memleketlerine dönünce orada aşı yaptırıyorlar. Son dönemde ise aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamalar getirilmesi tartışılıyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer'den somut bir öneri geldi. 1 Eylül itibariyle lokanta, kafe, bar, kıraathane, spor salonu, spor müsabakaları, sinema, tiyatro, konser, düğün ve özel davetlere katılacak olanlarda ikinci doz aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirtti. Çift doz aşısını olmuş misafiri, çift doz aşısını olmuş çalışanıyla karşılamak istiyorum ve bir daha kısıtlamalar, kapatmalar istemiyorum. Çoğunluğun aşı olduğu bir yerde onların bireysel hakları var. Topluma tehlike yaratanlar bu sefer sosyal ortamlarda kısıtlansın, yaratmayanlar aşılarını olmuşlar da sosyal hayatlarına devam edebilsin diyoruz. Evet. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal da iki doz aşı olmayana kısıtlama önerisine destek verdi. Katılıyorum. Aşısını yaptırmayanlar evlerde kalabilirler. Evet, çıkmasınlar. Aşı yaptırmayanlar bir şeye daha yol açıyorlar. Bu da yeni varyasyonların, yeni mutasyonların meydana gelmesine yol açıyor. Böyle olunca da bizi çok daha tehlikeli mutantlar bekliyor olabilir. Yani aşı yapılmayanlar sadece kendi sağlıklarını değil, aynı zamanda toplum sağlığını da yeni varyasyonların meydana gelmesine de bir yerde zemin hazırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı hızla artıyor. ABD Başkanı Biden'ın sağlık baş danışmanı Anthony Fauci, iyiye değil yanlış yöne gidiyoruz dedi. Vaka artışından aşı olmayanları sorumlu tuttu. İyiye değil yanlış yöne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci koronavirüsle mücadeleyi bu sözlerle değerlendirdi. Yanlış yolda gidildiğine dikkat çeken Fauci, büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Dr. Fauci, özellikle aşı olmayanlar arasında vakaların hızla arttığına dikkat çekti. Nüfusun %50'sinin aşılanmamasının Amerika Birleşik Devletleri'ni salgında gereksiz bir çıkmaza sürüklediğini söyledi. Bu aşısızlar arasında bir salgına dönebilir. Bu yüzden aşısızlara aşı olmaları için yalvarıyoruz. With the unvaccinated people to go out and get vaccinated, and that's the reason why. Dr. Fauci, aşılanmanın hız kazanmaması durumunda can kaybının günde 4000'i bulabileceğini söyledi. Virüsün yayılmasını engellemek için aşı olanların maske takmasının değerlendirildiğini ifade etti. Üçüncü doz aşının ise organ nakli olanlar ve kanser hastaları için düşünülebileceğini belirtti. Indicates that it looks like there might be some. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 610 binin üzerinde. 328 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülkede şimdiye kadar 163 milyon kişi aşılandı. Koronavirüs salgınını ilk kontrol altına alan ülkelerden Çin'de vaka sayısı yeniden tırmanışa geçti. Bir günde 76 yeni vakayla Ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi. Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de vaka sayısı tırmanışa geçti. Ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Salgın 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde patlak vermiş, bir süre sonra kontrol altına alınmıştı. Son günlerde özellikle Delta varyantıyla birlikte vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bir günde 40'ı Jiangsu eyaletinde olmak üzere 76 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Jiangsu'nun başkenti Nanjing'de geçen hafta havalimanına bağlı bir vaka artışının ardından kent karantinaya alınmış 9,2 milyon kişiye test yapılmıştı. Yetkililer semptomları normalden daha uzun sürebilecek hastaları belirlemek için pazar gününden itibaren ikinci bir toplu test yapılacağını duyurdu. Çin'de vakalar küçük kümeler halinde ortaya çıksa bile vaka görülen bölge hızlıca karantinaya alınıp toplu test yapılıyor. Salgının başlangıcından bu yana 92 binden fazla insanın koronavirüse yakalandığı Çin'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binin üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Akçakoca'ya bağlı Esma Hanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Artvin'in Arhavi ve Uğurlu ilçeleri, Rize'nin Güney Suardeşen, Fındıklı, Kalkandere, Pazar ve merkez ilçelerinde selden etkilenen köylerin AFAD tarafından afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Bu bölgelerde vergi, SGK prim ve esnafın aldığı kredilerin ödemelerinin erteleneceğini açıkladı. Erdoğan, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını ve acil destek paketi hazırlanacağını ifade etti. Ayrıca iş yeriyle araçları zarar görenlere de destek sağlanacak. Rize ve Artvin'de meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. İki kentte 4000 aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor. Alt ve üst yapılar yenileniyor. Cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Bir yandan sel kayıpları aranıyor, bir yandan hasar gideriliyor. Rize ve Artvin'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Rize ve Artvin'de peş peşe meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinin ardından yaralar sarılıyor. Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleriyle sokaklar temizleniyor. Rize'de de altyapı ve üst yapıdaki hasarın onarımı için çalışma yapılıyor. Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için bir topyekun bir mücadele var. 40 noktada kalıcı projelerimize de başladık bir taraftan. Arhavi'yi de takip ediyoruz. Orada da Arhavi merkezindeki sıkıntılı sürecinde inşallah bugün itibariyle bütün temizlik işleri bitiriliyor. Artvin'in Murgulu ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'le Rize'de sele kapılan Hasan Arıcı ve Batuhan Deli Hasan'ı arama çalışmaları da devam ediyor. Bu üçüncü turumuz. İlk gün bu bölgeden başladık. Daha sonra denize olan bölgeye gittik. Tekrar bu bölgeye devam ediyoruz. Erzurum, Samsun ve Balıkesir'den takviye gelen AFAD ekipleri dere yatağında zor şartlarda arama yapıyor. Çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanılıyor. Efendim, enteresan bir durum ama Ardahan yazın ortasında beyaza büründü. Bazı ilçelerde etkili olan dolu yağış sonrası adeta kıştan kalma görüntüler ortaya çıktı. Sağanağın da etkili olduğu ilçelerde dereler taştı. Hanak ve Göle ilçelerinde önce dolu etkili oldu. Araziler ve yollar beyaza büründü. İlçelerde adeta kışı andıran bir manzara ortaya çıktı. Dolunun ardından sağanak başladı. Hanak ilçesine bağlı Sazlıçayır köyünden geçen dere taştı. Taşkın sonrası çevredeki yollarda göçükler oluştu. Bazı evleri su bastı. AFAD İl Müdürlüğü ilçelerde çalışma başlattı. Efendim, ekstrem doğa olayları artık daha fazla görünür oldu. Az önce de izlediğiniz Ardahan'daki durumu. Elazığ'da da hortum meydana geldi. Arazide tozu dumana katan hortum neyse ki kimseye zarar vermedi. Çayda Çıra mahallesinde apartmanların arasındaki boş alanda küçük çaplı bir hortum oluştu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören çevredekiler tedirginlik yaşadı. Yerden kaldırdığı toprağı ve çöpleri çevreye saçarak ilerleyen hortum kısa sürede etkisini yitirdi. Neyse ki zarar gören kimse olmadı.
efendim mültecilerle ilgili siyasette tartışma devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türkiye'nin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir dedi. Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa ikinci rüşvet paketi hazırlıyor iddiasında bulundu. CHP lideri iktidara geldiklerinde sığınmacı sorununu 2 yıl içinde çözeceklerini öne sürdü. Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Merkel, Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz diyor. Ayrıca Merkel, 3 milyar avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkamaz da. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Onun için de bu iktidarı göndermemiz lazım. Sevgili halkım, bu son şansınızdır. Ya bizleri oturtacaksınız o masaya, biz de bu meseleyi en geç 2 yıl içinde çözeceğiz. Ya da çocuklarınız ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülkede. CHP sözcüsü Faik Özrak Sağlık Bakanlığı'na önemli sorular iletti. Dedi ki hastaneye yatış sayıları yeniden açıklansın. Aynı zamanda bugüne kadar aşı yaptıranlardan kaçı koronavirüse yakalandı, kaçı Çin aşısı oldu, kaçı Alman aşısı oldu, kaçı hastaneye yatırıldı, kaçı hayatını kaybetti diye de ekstradan soruları vardı. Bakalım ne oldu yanıt. Dünyada en yüksek günlük vakasına sahip 15 ülkeden biri yeniden olduk. TÜİK hala 2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımlayamıyor. Yine hastane yatış sayıları 3 haftadır her ne hikmetse açıklanmıyor. Diğer taraftan bugüne kadar aşı yaptıranlardan kaçı koronavirüse yakalandı, bunlardan kaçı Çin aşısı, kaçı Alman aşısı oldu, kaçı hastaneye yatırıldı, kaçı yaşamını yitirdi? Bunları da öğrenmek milletimizin hakkı. Yine bir başka konu, aşılamada neden hızımız düştü? Şu ana kadar nüfusumuzun ancak %20'sini 2 doz aşılayabildik. İsrail'de nüfusun %61'i, Kanada'da %55'i, Amerika Birleşik Devletleri'nde %49'u, Avrupa Birliği'nde %46'sı 2 doz aşılandı. Evlatlarımız 1,5 yıldır okula gidemedi. 4. zirveye Eylül ayında tırmanılması durumunda yeni eğitim ve öğretim yılı da başlamadan tehlikeye düşecek. Çok üzülerek ifade ediyoruz. Bu bir nesli kaybetme tehlikesi her geçen gün büyüyor. Daha önce sığınmacılara yönelik bazı sözleriyle tartışma yaratmıştı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan. Özcan yine gündemde, son yaptığı açıklamada dedi ki kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapacağım dedi. Zammın nedeni sorulduğunda da buradan gitsinler istiyoruz dedi. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, belediye hizmetlerinde yabancılara zam yapma planını bu sözlerle açıkladı. Hizmetlere zam kararının önümüzdeki hafta belediye meclisinde gündeme alınacağını söyledi. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Özcan, daha önce de sığınmacı ve mültecilere yönelik belediye bütçesinden yardımı kesmesiyle gündeme gelmiş, tepkilere rağmen bunda geri adım atmamıştı. Yardımı kesiyorsun, gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun, gitmiyorlar. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Özcan, tartışma yaratan bu kararından da geri adım atmaya niyetli olmadığını söyledi. Ne biliyorum ki bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Gene bu açıklamamdan sonra birileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil.
ve Öncü Pınar ve Akçakale sınır kapılarından geri dönüşler başladı. Kurban Bayramı için Suriye'deki akrabalarına giden Suriyeliler geri dönüyor. Suriye gittik geldik çok şükür. Yani serbest gittik geldik. Türkiye çok teşekkür ederiz. Cerablus'a gittik biz. Orada ailemizi gördük. Nenemi, dedemi, oradakileri gördük yani. Ailelerimizi. Bayram bitti. Sınır kapılarında yine yoğunluk başladı. Suriye'ye giden sığınmacılar şimdi dönüş yolunda. Biz Azez gittik. Çok güzel bir mahalle yani. Çok yani hiçbir sıkıntı yok olmadı. Hiçbir sıkıntı Kim olmadı. Kim var orada? Orada akrabam var, babam var. Annem var, hepsi oradaydı. Pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla Suriyeli sığınmacılara bayramda ülkelerine gidiş izni verilmişti. Tatili akrabalarının yanında geçiren Suriyeli göçmenler yeniden yola düştü. Öncü Pınar ve Akçakale sınır kapılarında dönüş yoğunluğu başladı. Suriyelilerin yıl sonuna kadar dönüş izni bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki saldırıda şehit olan 2 askerimizin kanını yerde bırakmadık dedi Akar. 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Akar ve beraberindeki heyet Ankara'ya dönüşte havada bir tehlike atlattı. Saldırı sonrasında Mehmetçiğin arkadaşlarım hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bunda çok kararlıyız. Gerçekten bunda kimsenin şüphesi olmaz. Gerekli operasyonlar yapıldı. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkiye getirildi arkadaşlar. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit edilen 2 askerin kanı yerde kalmadı dedi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı. 24 Temmuz'dan bugüne kadar, 2015'ten bugüne kadar arkadaşlarım toplam 18.292 terörist bugün itibariyle esaret ettirilmiş bulunuyor. 1 Ocak'tan itibaren de 2020'den itibaren de 1581 Irak'ın kuzeyindeki yapı operasyonlar sonucunda esaret edilen teröristlerin sayısı arkadaşlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte sınırın sıfır noktasına gitti. Suriye'deki harekatların sevk ve idare edildiği 2. Ordu'yla komuta yerinde incelemelerde bulundu. Suriye'deki birlik komutanları ile video konferans üzerinden görüştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun parçalandığını söyledi. Terör koridoru parçalandı. Bazı ülkelerin bazı hesapları vardı. Bunlar yerde bir oldu. Kazıklara, çukurlara gömüldüler. Ve oyun bozuldu. Efendim oraya niye girdik? Arkadaşlarım bunu görmemek için gerçekten kör olmak lazım. Akar sadece Suriye değil, Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Teröristlerin efendim inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, efendim ne kadar işte depoları var, sözde karargahları var, inler, mağaralar hepsi tepelerine yıkıldı. Varsana yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Oradaki teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerine hissediyorlar. Sırat Hafteni'nden efendim başlıyorsunuz. Efendim Metina'dan, efendim söyleyeyim Zapt'tan, efendim Avaş'ın Basyan'dan, Hakuk'tan, onun arkasındaki efendim söyleyeyim Vara'dan, onun arkasında efendim söyleyeyim ta ötesinde Kandil ötesinde Asos. Arkadaşlarım Mahmur, Sincan. Bu Mahmur ve Sincan konusunu Bağdat'ta konuşuyoruz. Bakan Akar ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak Ankara'ya dönüşte tehlike atlattı. Gaziantep Havalimanı'ndan havalanan uçağın camı kuş çarpması nedeniyle çatladı. Uçak Adana'daki 10. Tanker Üst Komutanlığı'na acil iniş yaptı. Olay sırasında Akar ve beraberindekilere ilişkin bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Efendim PKK-KCK terör örgütünün sözde Hakkurk Eyaleti Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Pira Vestakod adlı ve Hakan Ateş MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK-KCK'nın üst düzey isimlerinin kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MİT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Dikkat çekmemek için bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçerek birbirinden tamamen bağımsız istihbarat şebekeleri de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri
adım adım takip edildi. En uygun saat ve yerde operasyon düğmesine basıldı. 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 2015 yılından bu yana Kuzey Irak'ta örgüt faaliyetleri içerisinde yer alan Hakan Ateş, daha önce örgütün sözde gençlik yapılanması YDGH'nin gerçekleştirdiği birçok eylemi bizzat kendisi organize etmişti. ABD Başkanı Biden, Irak Başbakanı Kazimi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İki lider, Amerika'nın Irak'taki savaş misyonunu resmen sona erdiren bir anlaşma imzaladı. Biden, ABD askerlerinin ülkede 2021 yılının sonuna kadar kalmayacağını duyurdu. Irak'ta işlerin iyiye gittiğine inanıyorum diyen Biden, Irak'taki rolümüz gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında DAEŞ'la başa çıkmak şeklinde olacak ama yıl sonuna kadar muhalif görevde kalmayacağız ifadelerini kullandı. ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2003'te Irak'ı işgal ettikten 8 yıl sonra 2011'de askerlerini geri çekmişti. Irak hükümeti 2014'te terör örgütü DAEŞ'in ortaya çıkmasından sonra Washington'dan destek istedi. ABD, Bağdat'ın resmi talebi üzerine Irak'a 5000 üzerinde asker gönderdi. ABD, 2020 sonu itibariyle Irak'taki asker sayısını 2500'e duyurduğunu açıklamıştı. God bless our two countries. Thank you, Mr. President. Thank you. Yerli ve milli tank gemisi TCG Bayraktar sınıfında dünyanın en büyüğü. İlk kez görüntülenen gemi 20 tank ve 4 çıkarma aracı taşıyabiliyor. Helikopter harekatı da yapabilen gemi personele tam koruma sağlıyor. Gelin detaylara yakından bakalım. Sınıfında dünyanın en büyüğü. İkmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor. 7500 deniz mili yol kat edebiliyor. O yerli ve milli tank gemisi TCG Bayraktar. TCG Bayraktar gemisi %71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. 4 yıl önce testleri başarıyla tamamlayınca suya indirildi. Ardından da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Geminin içi ilk kez görüntülendi. TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi harekat icra edebilen en büyük tank çıkarma gemisi olan Bayraktar sınıfı LST'lerin ilki olarak hizmete girmiştir. TCG Bayraktar gemisi 20 tank taşıyabiliyor. Bünyesinde 4 adet çıkarma aracı bulunuyor. Amfibi tank çıkarma gemisi 139 metre uzunlukta. Bayraktar sınıfı LST'ler, yerli ve milli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, bünyesinde bulundurduğu süratli çıkarma araçları ve helikopter harekatı icra edebilme yeteneğiyle amfibi harekatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve kabiliyettedirler. Gemi, olası nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıda mürettebata tam koruma sağlıyor. Çıkarma gemisindeki revir, insani yardım ve afet durumlarında ameliyathane olabiliyor. 560 personelle ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ta çözümden kaçan tarafın Rumlar olduğunu söyledi. İki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir. Kıbrıs Türk'ü devletin tezahürü gereği dönülemez bir amaçtır dedi. Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğunu söyledi. İki ayrı devlet varlığı herkesçe kabul edilmelidir dedi. Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulması bugünkü ortamda imkansız bir hale gelmiştir. Bunun faili de AB ve ABD'nin önyargılı siyasetinden güç alan Rum-Yunan zihniyetidir. Federasyonu esas alan görüşme trafiğinin hiçbir anlamının kalmadığı, iki devletli çözümden başka bir seçeneğin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Herkes hesabını buna göre yapmak zorundadır. Kıbrıs Türk Devleti'nin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefinin bağımsız bir devlet halinin ilk harcı olduğunu söyledi. Bu gerçeği anlamakta direnen içimizdeki Enosis işbirlikçilerinin ne söylediğinin, neye hizmet ettiklerinin hiçbir kıymeti yoktur dedi. KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı hedef alan Bahçeli,
Akıncı'nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kıbrıs Türk Devleti ufukta görünmüştür. Okyay'dan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır ifadelerini kullandı. Amerika ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı Maraş açılımını reddeden açıklamalarının yok hükmünde olduğunu söyledi. Uluslararası topluma seslendi. Uluslararası toplumun vicdan ve adalet ilkelerine müzahir şekilde Rum-Yunan ortaklığının kumpaslarını görmesi, Maraş konusunda hukuka uygun adımları tasvip etmesi, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de paylaştığı yapıcı, gerçekçi ve iyi niyetli çözüm tekliflerini desteklemesi vazgeçilmez önemlidir. Doğu Akdeniz'in huzur, barış ve istikrarı buna bağlıdır. Uluslararası Göç Örgütü Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Göç Örgütü Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Libya'nın liman kenti El Hums açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot alabora oldu. Göçmenlerin bir kısmı balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya çekildi. Ancak en az 57 kişi hayatını kaybetti. Boğulanlar arasında en az 20 kadın ve 2 çocuğun olduğu belirtildi. Ülkelerindeki yoksulluk ya da savaş nedeniyle hayatını riske atan binlerce göçmen Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışıyor. Tunus'ta siyasi kriz sürerken Cumhurbaşkanı Kais Saied kendini savundu. Almış olduğum kararlar bir darbe değil dedi. Görevinden alınan Başbakan Meşişi ise Cumhurbaşkanı seçtiği kişiye görevi devredeceğini duyurdu. Tunus'ta parlamentoyu fesheden Cumhurbaşkanı Kais Saied kendini savundu. Almış olduğum kararlar bir darbe değil, anayasanın uygulanması dedi. Saied başkentte sendika başkanlarıyla bir araya geldi. Ülkedeki siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir damla bile kan akmasını istemiyoruz dedi. Ülke genelinde 27 Ağustos'a kadar akşam 19'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied, meclisin tüm yetkilerini dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını açıklamıştı. Mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alan Saied, kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Meşişi'den konuya ilişkin açıklama geldi. Bu süreçte kendisinin ülkede bir bölünmeye yol açmayacağını, Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kişiye görevini devredeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Tunus'taki gelişmelere ilişkin açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Ak, süreci yakından izlediklerini söyledi. Taraflara şiddetten kaçınma ve diyalog çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Tunus'ta yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı. Sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Washington'ın yaşananların darbe olup olmadığı konusunda henüz bir tespitte bulunmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı hukuki incelemenin beklendiğini söyledi. Tunus'taki karışıklık Ankara'da da yankı buldu. Meclis Başkanı Şentop yaşananları endişe verici olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye kardeş Tunus halkının yanında açıklaması yapıldı. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kais Saied'in Başbakan el-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin tüm yetkilerinin dondurulmasına Ankara'dan tepkiler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşananların endişe verici olduğunu belirtti. Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz dedi. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin demokrasinin tarafında olduğu mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafındadır.
Milletimiz geçmişte iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çekmiştir. Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tunus'taki girişime ilişkin bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise Tunus'taki gelişmeler için derin endişe duyulduğu belirtildi. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının bu sınamanın da üstesinden geleceğini şüphe duymuyoruz. Türkiye, kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir. Asurya Başbakanı Sebastian Kurz'un Afganistanlı mülteciler Türkiye'ye gitsin yorumuna Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanamayacak ve yeni bir göç dalgasında üstlenmeyecektir dedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistanlı mülteciler Türkiye'ye gitsin dedi. Ankara'dan Kurz'a sert tepki geldi. Avusturya Başbakanı Kurz, bir Alman gazetesine açıklamalarda bulundu. Göçle birlikte Avrupa'da İslamcılığın artmasından endişe duyduğunu söyledi. Kaçmak zorunda kalan insanlar komşu ülkeleri Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgelerine gitmeliler. Türkiye insanlar için Almanya, Avusturya ve İsveç'ten daha doğru bir tercih ifadelerini kullandı. Kurz, sığınmacılar ülkelerine geri gönderilemiyorsa Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere iade edilmeli diye konuştu. Avusturya Başbakanı'nın açıklamalarına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kurz'un ifadelerini hayretle karşıladıklarını söyledi. Her şeyden önce Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Avusturya, uluslararası yükümlülüklerine ve Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır. Türkiye, bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Amerika'dan bir kaza anı geliyor şimdi. Alkollü sürücü dehşet saçtı. Kucağında 8 aylık bebeğini taşıyan kadına çarpan sürücü onları da sürükleyerek bir berber dükkanına daldı. Alkollü sürücü önce karşıya geçen anne ve kucağındaki bebeğe çarptı. Sonra aracıyla bir berber dükkanına daldı. Görüntüler Amerika'nın New York şehrinden. Alkollü sürücü hızla girdiği kavşakta aracın kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarında park halindeki araca çarptı. Ardından caddeyi geçmeye çalışan anne ve bebeği aracın altına aldı. Onları da sürükleyerek berber dükkanına daldı. Şans eseri iki polis memuru olay yerinin hemen yanındaki dükkandan kahve alıyordu. Ekip kazayı görünce hemen berber dükkanına gitti. O anlarda polis memurunun vücut kamerası ise kayıttaydı. Aracın altında kalan 8 aylık kız çocuğu çevredekiler ve polis memurlarının yoğun çabasıyla çıkarıldı. Aracın önünde kalan anne ise şoktaydı. Anne ve bebek feci kazadan mucize eseri sağ kurtuldu. Tutuklanan sürücü ise hakim karşısına çıkacak. İklim krizinin etkilerinin görüldüğü Avrupa ülkeleri hem seller hem de yangınlarla mücadele ediyor. İtalya'da 20 bin hektar alan küle dönerken İngiltere'de ise sağanak yağışlar nedeniyle metroları su bastı. İtalya'nın Sardunya adası alev alev yandı. 20 bin hektar alan kül oldu. Küçük bir kasabada başlayan yangın aynı gece farklı noktalara sıçradı. Duman bulutları bütün araziyi kapladı. Farklı noktalarda devam eden yangınlarda yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi.
Yerel yetkililer yangınları benzeri görülmemiş bir felaket olarak nitelendirirken hükümete destek çağrısında bulundu. Fransa ve Yunanistan İtalya'ya yangın söndürme uçakları gönderdi. Yangına sıcak hava dalgasının neden olduğu değerlendirilirken küresel iklim krizi Avrupa'nın diğer bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Almanya, Belçika, Hollanda'nın ardından şiddetli yağışlar İngiltere'de de sele neden oldu. Başkent Londra'nın güneybatısında sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Yağmur şiddetini artırınca bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı. 8 metro istasyonu ulaşıma kapandı. Zemin kattaki ev ve iş yerlerine su bastı. Uzmanlar Avrupa'daki şiddetli yağışların 2100 yılına kadar 14 kat artacağını belirtiyor. Efendim sadece Avrupa değil Amerika kıtasında da bazı noktalarda şiddetli yağış var. Görüntü Meksika'dan fotoğraf. Şiddetli yağış ve dolu sellere ve su baskınlarına neden oldu. Selde 310 ev hasar gördü. Mahsur kalan 61 kişi işte bu şekilde tekneler yardımıyla kurtarıldı. Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan şehrinde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle seller ve su baskınları meydana geldi. Kentte 310 ev hasar görürken 12 araç da yolda kaldı. Selde mahsur kalan 61 kişi ise ekipler tarafından tekneler ve helikopterlerle kurtarıldı. Hükümeti bir yandan hasar tespiti yapılırken bir yandan da kurtarma ve temizlik çalışmalarının devam edildiği açıklandı. Ve dünyanın başka bir noktasında da yine sel felaket var. Çin'de. Bu kez Çin'i tayfun vurdu. Ülkenin doğusunda etkili olan Infa tayfunu hayatı durma noktasına getirdi. Çin'i sel felaketinin ardından tayfun vurdu. Ülkede bir kez daha acil durum ilan edildi. Infa tayfunu Çin'in doğu yakasını etkisi altına aldı. Ağaçlar yerinden söküldü. Şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Arama kurtarma ekipleri su altında kalan bölgeleri tahliye etti. 1,5 milyon insan eyalet genelinde kurulan 12 binden fazla tahliye merkezine transfer edildi. Tayfun nedeniyle tren seferleri durdu. Hızı saatte 155 kilometreye ulaşan rüzgar Şangay'ın güneyinde uçuşların ertelenmesine neden oldu. Adaları birbirine bağlayan köprüler ve bazı iş yerleri kapatıldı. Çin'in Henan eyaletinde de sel felaketiyle mücadele sürüyor. Son 1000 yılın en etkili yağışlarının yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Fransa'da aşı karşıtlarının tepkisini çeken yasa tasarısı meclisin ardından senatodan da geçti. Hastane bakım evi çalışanları ve itfaiyecilere aşı zorunluluğu getiren yasa aşı kartı uygulamasının alanını da genişletiyor. Fransa'da parlamento tartışmalı COVID-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı. Yasa nedeniyle hafta sonu ülkenin farklı yerlerinde aşı karşıtları protesto gösterileri düzenlemişti. Başkent Paris, eylemcilerle polis arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Yasanın son hali, hastane ve bakım evi çalışanları ile itfaiyecilere yönelik aşı olma zorunluluğunu koruyor. Toplu ulaşım, kapalı mekanlar ve etkinliklere giriş için COVID-19 sağlık kartı şartı da aranacak. Buna göre aşı olmak ya da son 48 saatte yapılmış negatif test sonucu göstermek zorunlu oluyor. Yapılan değişiklikte yasa hükümetin istediği gibi 31 Aralık'a kadar değil 15 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek. Antalya'da kır düğününde bahçedeki çam ağacı davetlerin üzerine devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır, 9 kişi yaralandı.
Düğün Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir restoranın açık alanında yapılıyordu. Onlarca kişinin olduğu davette 15 metrelik çam ağacı davetlerin oturduğu masaların üzerine devrildi. Masalardan biri tamamen ağacın altında kaldı. Olayda bir kişi öldü, bir ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kimileri de olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Davetler uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Gelini akrabaları teselli etti. Başkent'te ikinci şule çet vakası olarak kayda geçen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık 5 şüpheli hakkında dava açtı. İstismara uğrayan Açar kaçmaya çalışınca şüpheliler tarafından balkondan atıldığı belirtildi. Cinayet yani intihar değil, intihar vakası da olamaz. Çünkü Gamze hayat dolu bir insandı, hayat dolu bir kızımızdı. 17 yaşında daha hayatının baharındayken bir otelin 5. katından düşerek yaşamını yitirdi. Failler intihar süsü vermek istediler ancak başarılı olamadılar. Savcılık Açar'ı önce zorla istismar eden, ardından balkondan atan 5 şüpheli hakkında dava açtı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Açar, sözde devre mülk satışı yapan sahte bir şirketin iş ilanına başvurdu. Sahte ilanı verenler, genç kızı iş vaadiyle Kızılay'dan alarak Kızılcahamam'da bir otele götürdü. Şüpheliler, genç kızı önce uyuşturucu almaya zorladı, ardından da zorla istismar etti. Genç kız, şüphelilerin elinden kaçıp yardım çığlıkları atarak balkona çıktı. Panikleyen şüpheliler genç kızı balkondan aşağı attı. Şüpheliler cinayete intihar süsü vermek için genç kızın uyuşturucu krizine girdiğini savundu. Bunu desteklemek için de genç kızın çantasına uyuşturucu madde koydular. Ancak yapılan kapsamlı otopside genç kızın vücudunda uyuşturucu madde kullandığına dair bir bulguya rastlanmadı. İddianame Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Açar'ı canice katleden 5 şüpheli önümüzdeki günlerde alıkoyma, kasten öldürme ve cinsel istismar suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Maalesef kadına yönelik şiddet bitmiyor. İzmir ve Adana'da iki kadın ayrılmak istedikleri eşleri tarafından darp edildi. Bir elektrik süpürgesinin sapıyla dövüldü. Çocuklarının gözü önünde eşinin yumruk ve tekme darbelerine maruz kalan diğer kadınınsa bel kemiğinde 3 kırık oluştu. Anne beni bekle dediği için geri dönüyorum ben. Zaten orada yani... Boşanma aşamasındaki eşi tekme tokat saldırdı. Çocuklarının önünde darp edilen kadının belinde kırıklar oluştu. Çok kötü bir feryat vardı orada. Yani anneciğim ölme, işte ölme ne olur yalvarırım ölme. İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Irmak Kıvrak T, eşi Murat T ile boşanma aşamasındaydı. Murat T, iddiaya göre site bahçesinde çocuklarının önünde eşini yumruklayıp yere düşürdü. O an ben kalçamın kırıldığını düşünmüştüm. Kalçam kırıldı diye çığlık attım. 2-3 defa daha tekmeyi attı. Zaten tahminime göre yani o kırıklar 3 tane kırık sonrasında da oluştu. Yani devam etti vurmaya. Hastaneye kaldırılan kadının belinde 3 kırık oluştuğu belirlendi. Irmak Kıvrak T, eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Murat T, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadına yönelik şiddetin adreslerinden biri de Adana'ydı. Fikriye F, yeni nikahla yaşadığı Enes K'dan ayrılmak isteyince iddiaya göre elektrik süpürgesinin sapıyla darp edildi. Süpürgeyle bu odaya getirip beni şuradan süpürgeyle koluma vurdu. Görüyorsunuz kolum mosmor. Şu kollarım ısırdı, boynumu sıktı burada benim ses gitmesin aşağı diye ve yüzümü ısırdı. En son banyoya götürdü. Banyoda beni şey yaptım, yine boynumu falan sıktı. Enes K, kadının evindeki eşyalara da zarar verdi. Polise başvuran Fikri Efe, uzaklaştırma kararı aldırdığı Enis Kağan'ın tutuklanmasını istedi. Bununla koluma vurdu, görüyorsunuz kolum mosmor. Hastaya sırasını beklemesi gerektiğini söyleyen doktor çivili tahtayla saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı. Hastaya sırasını bekle dedi. Çivili tahtayla saldırıya uğradı. Aile hekimi saldırıyı ucuz atlattı. Biz zaten... Doktor Özgür Kalebaş Tokat'ın Erbaa ilçesinde aile hekimi.
Hastalarını muayene ederken aile sağlığı merkezine gelen Ece, Kalebaş'a ilaç yazdırmak istedi. Kalebaş, sırada 5 kişinin olduğunu, beklemesi gerektiğini söyledi. Saldırgan dışarıya çıktı ve bir marketin önünde duran tahtalardan alıp geri döndü. Palet aldıydı bir tane. Onu aldı, doktorun üstüne doğru koştu içeride. Doktora çivili tahtayla saldıran Ece, çevredekilerin araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Arbede sırasında muayene odasının kapısı kırıldı. Doktor Özgür Kalebaş darp raporu olarak saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırgan kısa süre sonra gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Siirt'te odun deposuna çıkan yangın eve de sıçradı. Yangında 3 çocuk dumandan etkilendi. Mersin'de bir apartmanda çıkan yangında da tam anlamıyla can pazarı yaşandı. İşte o panik anları. Klimanın patlamasıyla alevlerin yükselmesi bir oldu. Apartmanda büyük panik yaşandı. Evde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı. Dumanda kalmış ya. Mersin'in Mezitli ilçesindeki 10 katlı apartmanda elektrikler kesilince jeneratör devreye girdi. Kısa süre sonra apartmanın 6. katındaki evin klimasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte klimadan alevler de yükseldi. Alevleri görenler hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar apartmandan çıkabilen çıkmıştı. Ancak kalanlar da vardı. Dolmuş, duman dolmuş abla. Gel kucakla. Al kucağını. 6. katta vatandaş varmış. 64 yaşındaki Sade Spade evinde baygın halde bulundu. Kadın ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri herkesi tek tek uyararak apartmandan tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevlerin yükseldiği bir diğer kent Siirt oldu. Kaya ailesinin evlerinin odunluğunda yangın çıktı. 2 yaşındaki Ahsen, 7 yaşındaki Nisanur ve 6 yaşındaki Halil İbrahim Kaya o sırada evdeydi. Anne babaları ise muayene için hastaneye gitmişti. İtfaiye ekipleri geldiğinde alevler eve sıçramıştı. 3 çocuk alevlerin arasından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Damdan girmişlerdi, içeriye çocukları kurtarmışlardı. Kurtaranlardan Allah razı olsun, teşekkür ederim. Kaya ailesinin evi yangında büyük hasar gördü. Son kullanma tarihi değiştirilen koronavirüs ilacı tartışmaya neden oldu. Birçok hasta sosyal medyadan tarihi değişen ilaçların fotoğraflarını paylaştı. Bazı hastalar ilaçları kullanmadığını yazdı. Peki tarihi değiştirilen ilaçların bir zarar var mı? Bu tartışmaya uzmanlar ne diyor? Detayları haberimizde izleyelim. Son günlerde sosyal medyadan sıkça paylaşılan bu fotoğraflar kafaları karıştırdı. Koronavirüs hastalarına dağıtılan ilacın son kullanma tarihinin üzerinin etikette kapatılıp yeni tarih yazılması tartışmaları beraberinde getirdi. Niye kullanayım ki tarihi geçmiş ilacı? Tarihi geçmiş olan hiçbir şeyi kullanmak istemem ben. Ben olsaydım kullanmazdım. Çünkü sonuçta firmanın oradaki son kullanma tarihi bizim için daha önemli. Koronavirüs tedavisinde etkili bir şekilde kullanılan ilacın son kullanım tarihi değiştirildikten sonra yeniden hastalara verilmeye başlandı. Bu da ilacı tedavi amaçlı kullanmak zorunda olan hastalarda endişeye yol açtı. Siz olsanız o ilacı kullanır mıydınız? Hayır. Neden? Tehlikeli. Sonuçta bir son tüketim tarihi vermiştir ona. Herkesin kafasında aynı soru oluştu. İlaçların son kullanım tarihi neden değiştirildi? Acil üretim izniyle üretilmeye başlandı. Başlangıçtaki stabilite testleri çok uzun süreli yapılmadı bu gerekçeyle ve miyatları kısa olarak çıktı. Bir yıllık miyatla çıktı. Fakat ilerleyen süreçte stabilite testleri daha uzun vadeli yapıldığı için miyatları uzatıldı. Ve firmaların elinde kalan ilk parti kutularını kullanmasına yönelik bir düzenleme bu. Yani daha önce acil kullanım onayı alan ilacın miadı uzatılmış oldu. Zaman içerisinde belgeler, veriler oturdukça o süre tekrar revize edilir. Bundan daha doğal bir şey yok. Bu ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Kuş gribi yaşadık. O dönemde de kuş gribinde kullanılan ilaçlarla ilgili aynı şey yaşanmıştı. Miadları 1 yıldan 5 yıla çıkmıştı o ilaçlarında. Türkiye'de tüm ilaçlar Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden takip ediliyor. Böylece hem stok
hem de son kullanım tarihleri kontrol edilebiliyor. Miadını dolduran, yani son kullanım tarihi geçen ilaçlar satılamıyor. Her bir kutunun ayrı bir numarası vardır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Türkiye'de bir ilaç ve takip kurumu bununla ilgili olarak da sizin rafınızdaki her bir kutu ilacı takip edebilmektedir. Hastaya ilacı verdiğimiz zaman sistem bize uyarı veriyor tarihe geçtiğine dair. Biz de o ilacı devre dışı bırakıyoruz. Bu saat dilimini tamamladık. Birazdan saat başında tekrar birlikte olacağız. Bekliyoruz efendim. Günaydın, gün başlıyor'a devam ediyoruz. Bu saat diliminde de Türkiye'nin ve dünya gündeminin önemli haberlerini ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Bu programa eş zamanlı olarak Türkiye genelinde 47 il ve 13 ilçe merkezi olmak üzere toplam 60 merkezde yayın yapan Habertürk Radyo'dan da dinleyebilirsiniz. Önce koronavirüs tablosu diyelim çünkü durum vahim. 17 bin sınırına yaklaştı günlük vaka sayısı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son yapılan 224.198 testte 16.809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. İyileşen hasta sayısı 5.585 olarak kaydedildi. Aşılamada birinci doz aşılama ortalaması %64 iken ikinci doz %38,21 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşıyla bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun dedi. Ve bayram öncesinde binli rakamlardaydık vaka sayısında ama 16 binleri aştık şu an ki bu sayılara henüz bayramdaki hareketlilik sonuçları eklenmedi bile. Virüs kadar hızlı yayılan bu rehavetin sonucu ne olacak bunu merak ediyoruz. Hastanelerde son durum ne? Bütün bu soruların cevaplarını bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit cevapladı. Rehavete kapıldık. Bir şey var. Tatile çıkanların kontrollü bir şekilde şehire getirilmesi gerekmekte. Tatile çıkarken aslında maske ve mesafe konusunda tatile çıkarmıştık. Şimdi aslında onu tekrar tatilden geri döndürme vakti. Ne yazık ki beklenen oldu. Maskeler indi, mesafeler daraldı. Rehavet vaka sayılarını yeniden arttırdı. Hızlı bulaşma ve yayılmanın bu beyanın gerçekliğini şu an yaşıyoruz hep birlikte. Çok çıkarıyorum ya. Terliyor burayı. Buralar terliyor. Daralıyor insan. Maskeni burada biraz şey yaptım ama takıyorum. Bayram kalabalıkları, yakından bayramlaşmaları ve şehirler arası hareketi artırdı. Türkiye 9 gündür bayram tatilindeydi ancak koronavirüs tatil yapmadı ve vaka sayıları iyice arttı. İnsanlar yavaş yavaş tatillerinden evlerine dönmeye başladı. Peki bu hareketlilik bize neye mal olacak? Bunun yansımasını daha önce görmedik. Bu haftanın sonuna doğru bunu biz daha rahat rakamsal olarak görmeye başlayacağız bu hafta. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit yeni ortamı aşısızların yarattığı pandemi olarak değerlendirdi. Aşısızların yarattığı bir pandemiye doğru gidiyoruz. Şu an Türkiye'de homojen bir dağılım yok. Aşı oranı düşük kalan illerimiz daha çok vaka üretiyor. Okulu düşünüyoruz. Şu anda ne olacak bakalım. Eğitim hayatları bitiyor neredeyse. Temel yok şu an. Hastanede yatan vakaların çoğunluğunu aşısızlar oluşturuyor. Ancak tüm aşılarını olsa da hastaneye yatan da var. Yeni çıkan vakalar aşısız gruptan ve daha çok delta varyantı çıkmaya başladı. 130 COVID yatan hastamız var şu an. Yatanların en büyük grubunu aşısız olanlar belirliyor. İkinci en fazla yatan da aşılarını tamamlamamış olanlar. 130 hastanın içinde sadece 4 hastamız bütün aşılarını tamamlamış. Yani 3 dozlarını olmuş hasta ve onlar da açıkçası çok ağır geçirenler değil. Tatil dönüşü aşı merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Aşı olmayı tatil dönüşüne bırakanlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ama uzmanlara göre bu yoğunluk geçici. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer'den de sadece 2 doz aşı yaptıranlar restoran ve kafeye girebilsin önerisi geldi.
Tatil döneminde olmaktan çekindim, tatilden sonra ilk işim aşı olmak oldu. Tatilden yeni döndüm. Hemen aşıya geldim. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Aşı olmayan vatandaşlar ise soluğu hemen aşı merkezlerinde aldı. Uzun kuyruklar oluşturdu. Bence aşılarını olmalılar yani, sağlığımız için. Aşı olmayan insanlar hakkında hani tehlike saçtıklarını düşünüyorum. Yani bilime güvensinler. Sadece aşı merkezlerinde değil, aşı uygulama noktalarında da yoğunluk var. Ancak Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre bu durum uzun süreli olmayacak. Aşılamada yeniden düşüş yaşanacak. Aşılama sayıları kısıtlandı, artmıyor bir türlü. Oranlar daha çok doğuda ve güneydoğuda düşük. Bunun nedeni de şu, eğitim seviyesi düştükçe maalesef aşılama oranları düşüyor. Büyük çoğunluğu aşı konusunda ya bilgileri eksik ya da yanlış bilgi almışlar. Aşıyla ilgili bugünkünü çok böyle baz almamak lazım. Gerçekten işte gittikleri yörede aşı olmakta işte sıkıntı çeken insanlar memleketlerine dönünce orada aşı yaptırıyorlar. Son dönemde ise aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamalar getirilmesi tartışılıyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer'den somut bir öneri geldi. 1 Eylül itibariyle lokanta, kafe, bar, kıraathane, spor salonu, spor müsabakaları, sinema, tiyatro, konser, düğün ve özel davetlere katılacak olanlarda ikinci doz aşı zorunluluğu getirilmesi gerektiğini belirtti. Çift doz aşısını olmuş misafiri, çift doz aşısını olmuş çalışanıyla karşılamak istiyorum. Ve bir daha kısıtlamalar, kapatmalar istemiyorum. Çoğunluğun aşı olduğu bir yerde onların bireysel hakları var. Topluma tehlike yaratanlar bu sefer sosyal ortamlarda kısıtlansın. Yaratmayanlar, aşılarını olmuşlar da sosyal hayatlarına devam edilmişsin diyoruz. Evet. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal da iki doz aşı olmayana kısıtlama önerisine destek verdi. Katılıyorum. Aşısını yaptırmayanlar evlerde kalabilirler. Evet, çıkmasınlar. Aşı yaptırmayanlar bir şeye daha yol açıyorlar. Bu da yeni varyasyonların, yeni mutasyonların meydana gelmesine yol açıyor. Böyle olunca da bizi çok daha tehlikeli mutantlar bekliyor olabilir. Yani aşı yapılmayanlar sadece kendi sağlıklarını değil, aynı zamanda toplum sağlığını da yeni varyasyonların meydana gelmesine de bir yerde zemin hazırlıyor. Efendim, koronavirüse karşı aşılama oranlarını arttırmak için Trabzon'da farklı bir yönteme başvurulacak. Aşıyı tamamla, indirimi yakala sloganıyla kampanya başlatıldı. Aşı olana turizm işletmelerinde %20'ye varan indirim yapılacak. Sağlıkçılar ve turizmciler el ele verdi. Aşıyı teşvik için kampanya başlattı. Aşı yaptıran daha ucuz tatil yapacak. İnşallah bu sayede teşvikle birlikte daha çok insanımız aşı olacak ve bu illetten ortak birlikte kurtulmuş olacağız. Trabzon'da şimdiye kadar yaklaşık 730 bin doz aşı uygulandı. İki doz aşı yaptıranların sayısı 275 bini buldu. Aşıyı teşvik için İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği işbirliği yaptı. Aşıyı tamamla, indirimi yakala sloganıyla kampanya başlattı. Proje ile birlikte işletme sahipleri ilk aşısını 15 Temmuz'dan itibaren yapılmış olan kişilere ve aynı zamanda iki dozunu da yapılmış olan kişilere kendi iç düzenlerine uygun şekilde indirimler uygulayacaklar. İşletmeler %20'ye varan indirimler yapacak. Kampanyaya dahil olan işletmelerin listesi derneğin internet sitesinde duyurulacak. Mağduriyetimizi önümüzdeki günlerde özellikle Ekim-Kasım ayından sonra tekrar yaşamamak adına biz teşvikle beraber elimizi taşın altına koyarak böyle bir çalışma içerisine girdik. Şehirde de şu anda yaklaşık 30-40'a yakın işletme bu konuya gönülden destek verdiler. 1 Ağustos'ta başlayacak kampanya 31 Ağustos'a kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce Akçakoca'ya bağlı Esma Hanım Uğurlu ve çevre köyleri, Artvin'in Arhavi ve Uğurlu ilçeleri, Rize'nin Güneysu, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere, Pazar ve Merkez ilçelerinde selden etkilenen köylerin
AFAD tarafından afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Bu bölgelerde vergi, SGK, prim ve esnafın aldığı kredilerin ödemelerinin erteleneceğini açıkladı. Erdoğan, eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını, acil destek paketi hazırlanacağını ifade etti. Ayrıca iş yerleriyle araçları zarar görenlere de destek sağlanacak. Rize ve Artvin'de meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. İki kentte 4000 aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor. Alt ve üst yapılar yenileniyor. Cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Bir yandan sel kayıpları aranıyor, bir yandan hasar gideriliyor. Rize ve Artvin'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Rize ve Artvin'de peş peşe meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinin ardından yaralar sarılıyor. Arhavi ile balçığa gömülü ev ve iş yerleriyle sokaklar temizleniyor. Rize'de de altyapı ve üst yapıdaki hasarın onarımı için çalışma yapılıyor. Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için bir topyekun bir mücadele var. 40 noktada kalıcı projelerimize de başladık bir taraftan. Arhavi'yi de takip ediyoruz. Orada da Arhavi merkezindeki sıkıntılı sürecinde inşallah bugün itibariyle bütün temizlik işleri bitiriliyor. Artvin'in Murgulu ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'le Rize'de sele kapılan Hasan Arıcı ve Batuhan Deli Hasan'ı arama çalışmaları da devam ediyor. Bu üçüncü turumuz. İlk gün bu bölgeden başladık. Daha sonra denize olan bölgeye gittik. Tekrar bu bölgeye devam ediyoruz. Erzurum, Samsun ve Balıkesir'den takviye gelen AFAD ekipleri dere yatağında zor şartlarda arama yapıyor. Çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanılıyor. Ardahan'dan ilginç bir görüntü geliyor. Yazın ortasında il beyaza büründü. Bazı ilçelerde etkili olan dolu yağışı sonrası adeta kıştan kalma görüntüler ortaya çıktı. Sağnağın da etkili olduğu ilçelerde dereler taştı. Hanak ve Göle ilçelerinde önce dolu etkili olduğu araziler ve yollar beyaza büründü. İlçelerde adeta kışı andıran görüntüler ortaya çıktı. Dolunun ardındansa sağnak başladı. Hanak ilçesine bağlı Sazlıçayır köyünden geçen dere taştı. Taşkın sonrası çevredeki yollarda göçükler oluştu. Bazı evleri su bastı. AFAD İl Müdürlüğü ilçelerde çalışma başlattı. Bir ekstrem doğa olayı daha getirelim ekranlarınıza. Elazığ'da hortum meydana geldi. Arazide tozu dumana katan hortum neyse ki kimseye zarar vermedi. Çayda Çıra Mahallesi'nde apartmanların arasındaki boş alanda küçük çaplı bir hortum oluştu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören çevredekiler tedirginlik yaşadı. Yerden kaldırdığı toprağı ve çöpleri çevreye saçarak ilerleyen hortum kısa sürede etkisini yitirdi. Neyse ki zarar gören kimse olmadı. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi. Saldırıda Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit düştü. 2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışehir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta yerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan 2 askerimizin kanını yerde bırakmadık dedi Akar. 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Akar ve beraberindeki heyet bu arada Ankara'ya dönüşte havada tehlike atlattı. Şu
saldırı sonrasında Mehmetçiğim arkadaşlarım, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bunda çok kararlıyız. Gerçekten bunda kimsenin şüphesi olmaz. Gerekli operasyonlar yapıldı. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkili getirildi arkadaşlar. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit edilen iki askerin kanı yerde kalmadı dedi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı. 24 Temmuz'dan bugüne kadar, 2015'ten bugüne kadar arkadaşlarım toplam 18.292 terörist bugün itibariyle esrar getirilmiş bulunuyor. 1 Ocak'tan itibaren de 2020'den itibaren de 1581 Irak'ın kuzeyindeki yapılan operasyonlar sonucunda esrar getirilen teröristlerin sayısı arkadaşlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte sınırın sıfır noktasına gitti. Suriye'deki harekatların sevk ve idare edildiği 2. Ordu'yla komuta yerinde incelemelerde bulundu. Suriye'deki birlik komutanlarıyla video konferans üzerinden görüştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun parçalandığını söyledi. Terör koridoru parçalandı. Bazı ülkelerin bazı hesapları vardı. Bunlar yerde bir oldu. Kazıklara, çukurlara gömüldüler. Ve oyun bozuldu. Efendim oraya niye girdik? Arkadaşlarım bunu görmemek için gerçekten kör olmak lazım. Akar sadece Suriye değil, Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Teröristlerin efendim inlerine, barınaklarına, sığınaklarına, efendim ne kadar işte depoları var, sözde karargahları var, inler, mal hepsi tepelerine yıkıldı. Varsana yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Oradaki teröristler her an Mehmetçiğin nefesini enselerine hissediyorlar. Sırat Hafteni'nden efendim başlıyorsunuz. Efendim Metina'dan, efendim söyleyeyim Zap'tan, efendim Avaş'ın Basyan'dan, Hakuk'tan, onun arkasındaki efendim söyleyeyim Vara'dan, onun arkasında efendim söyleyeyim ta ötesinde Kandil, Kandil ötesinde Asos. Arkadaşlarım Mahmur, Sincan. Bu Mahmur ve Sincan konusunu Bağdat'ta görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bakan Akar ve beraberindeki heyetin bulunduğu uçak Ankara'ya dönüşte tehlike atlattı. Gaziantep Havalimanı'ndan havalanan uçağın camı kuş çarpması nedeniyle çatladı. Uçak Adana'daki 10. Tanker Üst Komutanlığı'na acil iniş yaptı. Olay sırasında Akar ve beraberindekilere ilişkin bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. PKK-KCK terör örgütünün sözde Hakkurk Eyaleti lojistik alan sorumlusu Serdar Piravestakov'un adlı Hakan Ateş MIT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK-KCK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MIT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Dikkat çekmemek için bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. En uygun saat ve yerde operasyon düğmesine basıldı. 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 2015 yılından bu yana Kuzey Irak'ta örgüt faaliyetleri içinde yer alan Hakan Ateş, daha önce örgütün sözde gençlik yapılanması YDGH'nin gerçekleştirdiği birçok eylemi bizzat organize etmişti. Yerli ve milli tank gemisi TCG Bayraktar sınıfında dünyanın en büyüğü, içi ilk kez görüntülenen gemi 20 tank ve 4 çıkarma aracı taşıyabiliyor. Helikopter harekatı da yapabilen gemi personele tam koruma sağlıyor. Gelin detaylara yakından bakalım. Sınıfında dünyanın en büyüğü, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor. 7500 deniz mili yol kat edebiliyor. O yerli ve milli tank gemisi TCG Bayraktar. TCG Bayraktar gemisi %71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. 4 yıl önce testleri başarıyla tamamlayınca suya indirildi. Ardından da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Geminin içi ilk kez görüntülendi. TCG Bayraktar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi harekat icra edebilen en büyük tank çıkarma gemisi olan Bayraktar sınıfı LST'lerin ilki olarak hizmete girmiştir. TCG Bayraktar gemisi 20 tank taşıyabiliyor. Bünyesinde 4 adet çıkarma aracı bulunuyor. Amfibi tank çıkarma gemisi 139 metre uzunlukta. Bayraktar sınıfı LST'ler yerli ve milli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, bünyesinde bulundurduğu süratli çıkarma araçları ve helikopter harekatı icra edebilme yeteneğiyle amfibi harekatta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkan ve kabiliyettedirler.
Gemi olası nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıda mürettebata tam koruma sağlıyor. Çıkarma gemisindeki revir insani yardım ve afet durumlarında ameliyathane olabiliyor. 560 personelle ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor. Sendikalar memur ve memur emeklisi için gelecek 2 yıla ilişkin zam teklifini sundu. Pazarlık masasına oturacak Memur Sen'in genel başkanı Ali Yalçın 2022 için %21, 2023 için de %17 olmak üzere toplam %38 artış talep etti. Maaş ve ücretlerde enflasyon baskısı son bulmalı. Bu açıdan 6. dönemde katsayılar toplamda %38. Yani 2022'de %21, 2023'te %17 artırılmalıdır. 2 yıl için toplam %38 zam talep etti. %6 refah payı ve memurlar için 600 lira seyyanen zam istedi. Her 2 yıl için 3'er puan olmak üzere toplamda 6 puan refah payı mutlaka verilmelidir. Memur maaşlarına 600 TL seyyanen zam yapılmalıdır. 6,5 milyondan fazla memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 2 Ağustos'ta başlayacak olan 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde. Memur Sen ve Kamu Sen ortak hareket etme kararı aldı. Teklifi pazarlık masasında memurları temsil edecek olan Memur Sen'in genel başkanı Ali Yalçın açıkladı. Masaya 91 maddelik taleple gidilecek. Memurlar 2022 için %21, 2023 için %17 zam talep etti. Her 2 yıl içinde %3 olmak üzere %6 da refah payı ve memurlar için de 600 lira seyyanen zam istendi. Memur Sen'in taleplerinin arasında doğum, ölüm ve evlendirme yardımlarının artırılması da yer aldı. Teklif metninde tüm kamu personelinin memur emeklilerine yapılan bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanması istendi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın artan enflasyonla alım gücünün düştüğünü söyledi. 3600 ek göstergelense ayrım olmadan tüm kamu görevlilerinin yararlanmasını istedi. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de taleplerini makul ve karşılanabilir olarak nitelendirdi. Ekonomik tercihlerin çalışandan yana kullanılması ve siyasetçilerin taktığı pembe gözlükleri çıkarması halinde tüm taleplerimizin karşılanacağından eminiz. Toplu sözleşme görüşmeleri Ağustos ayının 3. haftasında tamamlanacak. Uzlaşı sağlanamaması halinde devreye hakem kurulu girerek nihai zam kararını verecek. Öte yandan 700 binden fazla kamu işçisinin alacağı maaş zammında da kritik haftaya girildi. Zam pazarlığında hükümetin yeni teklifini bu hafta sunması bekleniyor. Efendim gelin birlikte bir piyasalara bakalım. Bugün nasıl fiyatlamalar var? Borsa İstanbul 100 endeksi 1349, dolar 8.55, euro 10.10 ve euro dolar paritesi 1.18 olarak gerçekleşiyor. Bir diğer tablomuzda gram altın 494, çeyrek altın 809, yarım altın 1618 ve tam altın 3225 TL'den işlem görüyor ve altının onsu da 1799 olarak bugün fiyatlanıyor. Devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir dedi. Yeni göçmen dalgalarını misafir etmemiz için Avrupa ikinci rüşvet paketini hazırlıyor iddiasında bulundu. CHP lideri iktidara geldiklerinde bu sığınmacı sorununu 2 yıl içinde çözeceklerini söyledi. Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı selidir. Şimdi de Afgan seline tutulduk. Merkel, Avrupa Birliği'ne giremezsiniz ama AB'ye gelmeye çalışan mültecilerimizi ağırlamaya devam edebilirsiniz diyor. Ayrıca Merkel, 3 milyar avro daha fon aktaralım, 5 yıllık da bir mülteci anlaşması yapalım diyor. Erdoğan'ın sesi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkamaz da. Ama asıl ikinci iddia şudur ki, Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığıdır. Bu sefer rakamlar 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor. Onun için de bu iktidarı göndermemiz lazım. Sevgili halkım, bu son şansınızdır. Ya bizleri oturtacaksınız o masaya, biz de bu meseleyi en geç 2 yıl içinde çözeceğiz. Ya da çocuklarınız ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülkede.
CHP sözcüsü Faik Öztrak, Sağlık Bakanlığı'ndan salgınla mücadele sürecinde hastaneye yatma sayılarını yeniden açıklamasını istedi. Öztrak, bugüne kadar aşı yaptıranlardan kaçı koronavirüse yakalandı, bunlardan kaçı Çin aşısı, kaçı Alman aşısı oldu, kaçı hastaneye yatırıldı ve kaç kişi hayatını kaybetti diye sordu. Dünyada en yüksek günlük vakasına sahip 15 ülkeden biri yeniden olduk. TÜİK hala 2020 ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımlayamıyor. Yine hastane yatış sayıları 3 haftadır her ne hikmetse açıklanmıyor. Diğer taraftan bugüne kadar aşı yaptıranlardan kaçı koronavirüse yakalandı, bunlardan kaçı Çin aşısı, kaçı Alman aşısı oldu, kaçı hastaneye yatırıldı, kaçı yaşamını yitirdi? Bunları da öğrenmek milletimizin hakkı. Yine bir başka konu, aşılamada neden hızımız düştü? Şu ana kadar nüfusumuzun ancak %20'sini 2 doz aşılayabildik. İsrail'de nüfusun %61'i, Kanada'da %55'i, Amerika Birleşik Devletleri'nde %49'u, Avrupa Birliği'nde %46'sı 2 doz aşılandı. Evlatlarımız 1,5 yıldır okula gidemedi. 4. zirveye Eylül ayında tırmanılması durumunda yeni eğitim ve öğretim yılı da başlamadan tehlikeye düşecek. Çok üzülerek ifade ediyoruz. Bu bir nesli kaybetme tehlikesi her geçen gün büyüyor. Daha önce sığınmacılara yönelik bazı sözleriyle tartışma yaratan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine gündemde. Özcan yaptığı açıklamada kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, zammın nedenini ise buradan gitsinler istiyoruz diye açıkladı. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisine, ücretine zam yapacağız. Niye yapıyoruz bunları? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı diyoruz artık. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan, belediye hizmetlerinde yabancılara zam yapma planını bu sözlerle açıkladı. Hizmetlere zam kararının önümüzdeki hafta belediye meclisinde gündeme alınacağını söyledi. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Yani Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. Özcan, daha önce de sığınmacı ve mültecilere yönelik belediye bütçesinden yardımı kesmesiyle gündeme gelmiş, tepkilere rağmen bunda geri adım atmamıştı. Yardımı kesiyorsun, gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorum diyorsun, gitmiyorlar. Benim elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Özcan, tartışma yaratan bu kararından da geri adım atmaya niyetli olmadığını söyledi. Ne biliyorum ki, bu açıklamamdan sonra müfettişler gelecek. Gene bu açıklamamdan sonra birileri hakkında suç duyurusunda bulunacak. Gene çıkıp birileri insan haklarından bahsedecek, bana faşist diyecek. Hiç umurumda değil. MHP Kıbrıs'ta kaçan tarafın Rumlar olduğunu söyledi. İki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir. Kıbrıs Türk Devleti'nin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır dedi. Kıbrıs'ta çözümden korkan, barış ve uzlaşmadan kaçan tarafın Rumlar olduğunu söyledi. İki ayrı devlet varlığı herkesçe kabul edilmelidir dedi. Kıbrıs'ta ortaklık devleti kurulması bugünkü ortamda imkansız bir hale gelmiştir. Bunun faali de AB ve ABD'nin ön yargılı siyasetinden güç alan Rum-Yunan zihniyetidir. Federasyonu esas alan görüşme trafiğinin hiçbir anlamının kalmadığı, iki devletli çözümden başka bir seçeneğin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Herkes hesabını buna göre yapmak zorundadır. Kıbrıs Türk Devleti'nin tezahürü geri dönülemez bir amaçtır. Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da açıkladığı Cumhurbaşkanlığı binası ile parlamento binası yapılma hedefinin bağımsız bir devlet halinin ilk harcı olduğunu söyledi. Bu gerçeği anlamakta direnen içimizdeki Enosis işbirlikçilerinin ne söylediğinin, neye hizmet ettiklerinin hiçbir kıymeti yoktur dedi. KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı hedef alan Bahçeli, Akıncı'nın istismar ve inkar yüklü beyanatları EOKA militanlığına özendiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kıbrıs Türk Devleti ufukta görünmüştür. Okyay'dan çıkmış, artık geriye dönüş yolu kapanmıştır ifadelerini kullandı. Amerika ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı Maraş açılımını reddeden açıklamalarının yok hükmünde olduğunu söyledi. Uluslararası topluma seslendi.
uluslararası toplumun vicdan ve adalet ilkelerine müzahir şekilde Rum-Yunan ortaklığının kumpaslarını görmesi, Maraş konusunda hukuka uygun adımları tasvip etmesi, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de paylaştığı yapıcı, gerçekçi ve iyi niyetli çözüm tekliflerini desteklemesi vazgeçilmez önemlidir. Doğu Akdeniz'in huzur, barış ve istikrarı buna bağlıdır. Liselere geçiş sistemi tercih sonuçları açıklandı. Öğrencilerin %93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti. Bizim arkadaşlarımızdan bazıları giremediğini söyledi. Bazıları meslek lisesine yerleştiğini söyledi. Anadolu Lisesi'ne gitmek istiyordum. O da oldu. 1 milyonu aşkın öğrencinin merakla beklediği liselere geçiş sistemi tercih sonuçları açıklandı. Ben hedefime ulaştım. Hedef liseme girebildim. Çalışan istediğini alıyor. Öğrenciler 30 Haziran'da açıklanan LGS sonuçlarının ardından 5-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı. Sonuçlar med.gov.tr adresinden erişime açıldı. Öğrencilerin %93'ü tercihleri arasındaki okullardan birine yerleşti. Sınavda girilen okullarında %95 oranında doluluk oranına sahip olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir rakam. Demek ki öğrencilerimiz tercih ettikleri sıralı okulların %93'ü ne yerleşmişler. İnsan çalışınca bence her şeyi başarabilir. O yüzden bence sınavın zorluğuna, kolaylığına göre bakmamak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da LGS sonuçlarına ilişkin bir açıklama geldi. Selçuk, birinci adımında öğrencilerin %91,98'inin ilk üç tercihinden birine, %51'inin de ilk tercihlerine yerleştiğini paylaştı. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine yerleşen öğrenci oranının da %46'ya yükseldiğini ifade etti. Birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Liseye yerleşemeyen ya da okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler için süreç devam edecek. Öğrencilerin özellikle ilk üç tercihi Anadolu liseleri, diğer tercihi diğer okullar biliyorsunuz. Bu anlamda belki burada bir hayal kırıklığı olabilir. Bu yüzden öğrencilerimizin diğer tercih takvimine uygun hareket etmeleri lazım. Mutlaka tercih sürecinde danışmanlık alalım. Mutlaka profesyonel bir süreçten geçelim ve kayıtlarımızı ve tercihlerimizi onaylatalım. Birçok öğrenci tercihlerini yapmış fakat onaylatmamış durumda olabildi geçen yıllarda. Ve mutlaka kendi ilgilerine göre, özellikle sporla ilgileniyorsa spor liseleri, müzikle, güzel sanatlarla ilgileniyorlarsa güzel sanatlar liselerine gitmelerini öneriyorum. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek. Sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin'de okulların açılış tarihiyle ilgili konuştu. Selçuk, okulların 6 Eylül'de açılması ile ilgili her türlü görevi yerine getiriyoruz dedi. Bizim şu andaki bakış açımız tamamen okulların 6 Eylül'de açılması ile ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de, her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda acaba vesaire bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz ve sadece odak noktamız okulların açılması. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında bir yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum. Tunus'ta siyasi kriz sürerken Cumhurbaşkanı Kays Said kendini savundu. Almış olduğum kararlar bir darbe değil dedi. Görevden alınan Başbakan Meşişi ise Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kişiye görevi devredeceğini açıkladı. An kulli a'za'i el-meclis niyabi. Tunus'ta parlamentoyu fesheden Cumhurbaşkanı Kays Said kendini savundu. Almış olduğum kararlar bir darbe değil, anayasanın uygulanması dedi. Said başkentte sendika başkanlarıyla bir araya geldi. Ülkedeki siyasi krize ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir damla bile kan akmasını istemiyoruz dedi. Ülke genelinde 27 Ağustos'a kadar akşam 19'dan sabah 6'ya kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurdu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, meclisin tüm yetkilerini dondurmuş, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını açıklamıştı. Mevcut Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden alan Said,
kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu. Meşişi'den konuya ilişkin açıklama geldi. Bu süreçte kendisinin ülkede bir bölünmeye yol açmayacağını, Cumhurbaşkanı'nın seçtiği kişiye görevini devredeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de Tunus'taki gelişmelere ilişkin açıklamalar geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhanak, süreci yakından izlediklerini söyledi. Taraflara şiddetten kaçınma ve diyalog çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Tunus'ta yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı. Sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğini vurguladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Washington'ın yaşananların darbe olup olmadığı konusunda henüz bir tespitte bulunmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı'nın yapacağı hukuki incelemenin beklendiğini söyledi. Tunus'taki karışıklık Ankara'da da yankı buldu. Meclis Başkanı Şentop yaşananları endişe verici olarak niteledi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye kardeş Tunus halkının yanında açıklaması yapıldı. Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan El-Meşişi'yi görevden alması ve meclisin tüm yetkilerinin dondurulmasına Ankara'dan tepkiler geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Tunus'ta yaşananların endişe verici olduğunu belirtti. Seçilmiş parlamento ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz dedi. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin demokrasinin tarafında olduğu mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyeti her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin tarafındadır. Milletimiz geçmişte iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çekmiştir. Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tunus'taki girişime ilişkin bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Tunus'ta seçilmiş parlamentonun askıya alınması ve hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik bir darbedir. Tunus halkının 2011 yılında gerçekleştirdiği demokratik devrim, dünya ve bölgemiz için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Anayasal meşruiyet zemininde bu kazanımların korunması çok önemlidir. Tunus'ta halkın demokratik iradesini destekliyoruz. Demokratik süreçlerin askıya alınmasını reddediyoruz. Tunus halkının yüksek demokratik iradesine herkes saygı göstermelidir. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise Tunus'taki gelişmeler için derin endişe duyulduğu belirtildi. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının bu sınamanın da üstesinden geleceğini şüphe duymuyoruz. Türkiye, kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Afganistanlı mülteciler Türkiye'ye gitsin yorumuna Ankara'dan sert tepki var. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasında üstlenmeyecektir dedi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Afganistanlı mülteciler Türkiye'ye gitsin dedi. Ankara'dan Kurz'a sert tepki geldi. Avusturya Başbakanı Kurz, bir Alman gazetesine açıklamalarda bulundu. Göçle birlikte Avrupa'da İslamcılığın artmasından endişe duyduğunu söyledi. Kaçmak zorunda kalan insanlar komşu ülkeleri Türkiye veya Afganistan'ın güvenli bölgelerine gitmeliler. Türkiye insanlar için Almanya, Avusturya ve İsveç'ten daha doğru bir tercih ifadelerini kullandı. Kurz, sığınmacılar ülkelerine geri gönderilemiyorsa Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere iade edilmeli diye konuştu. Avusturya Başbakanı'nın açıklamalarına Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kurz'un ifadelerini hayretle karşıladıklarını söyledi. Her şeyden önce Türkiye, Şansölye Kurz'un ifade ettiği gibi Afganistan'a komşu bir ülke değildir. Avusturya, uluslararası yükümlülüklerine ve Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak Afgan sığınmacılara da uluslararası koruma sağlamak zorundadır.
Türkiye bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasını da üstlenmeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde alkollü sürücü dehşet saçtı. Kucağında 8 aylık bebeğini taşıyan kadına çarpan sürücü onları da sürükleyerek bir berber dükkanına daldı. Alkollü sürücü önce karşıya geçen anne ve kucağındaki bebeğe çarptı. Sonra aracıyla bir berber dükkanına daldı. Görüntüler Amerika'nın New York şehrinden. Alkollü sürücü hızla girdiği kavşakta aracın kontrolünü kaybetti. Önce yol kenarında park halindeki araca çarptı. Ardından caddeyi geçmeye çalışan anne ve bebeği aracın altına aldı. Onları da sürükleyerek berber dükkanına daldı. Şans eseri iki polis memuru olay yerinin hemen yanındaki dükkandan kahve alıyordu. Ekip kazayı görünce hemen berber dükkanına gitti. O anlarda polis memurunun vücut kamerası ise kayıttaydı. Aracın altında kalan 8 aylık kız çocuğu çevredekiler ve polis memurlarının yoğun çabasıyla çıkarıldı. Aracın önünde kalan anne ise şoktaydı. Anne ve bebek feci kazadan mucize eseri sağ kurtuldu. Tutuklanan sürücü ise hakim karşısına çıkacak. İklim krizinin etkilerinin görüldüğü Avrupa ülkeleri hem seller hem de yangınlarla mücadele ediyor. İtalya'da 20 bin hektar alan küle dönerken İngiltere'de ise sağanak nedeniyle metroları su bastı. İtalya'nın Sardunya adası alev alev yandı. 20 bin hektar alan kül oldu. Küçük bir kasabada başlayan yangın aynı gece farklı noktalara sıçradı. Duman bulutları bütün araziyi kapladı. Farklı noktalarda devam eden yangınlarda yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Yerel yetkililer yangınları benzeri görülmemiş bir felaket olarak nitelendirirken hükümete destek çağrısında bulundu. Fransa ve Yunanistan İtalya'ya yangın söndürme uçakları gönderdi. Yangına sıcak hava dalgasının neden olduğu değerlendirilirken küresel iklim krizi Avrupa'nın diğer bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Almanya, Belçika, Hollanda'nın ardından şiddetli yağışlar İngiltere'de de sele neden oldu. Başkent Londra'nın güneybatısında sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Yağmur şiddetini artırınca bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı. 8 metro istasyonu ulaşıma kapandı. Zemin kattaki ev ve iş yerlerine su bastı. Uzmanlar Avrupa'daki şiddetli yağışların 2100 yılına kadar 14 kat artacağını belirtiyor. Meksika'da şiddetli yağış dolu sellere ve su baskınlarına neden oldu. Selde 310 ev hasar gördü. Mahsur kalan 61 kişi tekneler yardımıyla kurtarıldı. Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan şehrinde dün gece etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle seller ve su baskınları meydana geldi. Kentte 310 ev hasar görürken 12 araç da yolda kaldı. Selde mahsur kalan 61 kişi ise ekipler tarafından tekneler ve helikopterlerle kurtarıldı. Hükümet bir yandan hasar tespiti yaparken bir yandan da kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Günlerdir sel felaketiyle mücadele eden Çin'i bu kez tayfun vurdu. Ülkenin doğusunda etkili olan Infa tayfunu hayatı durma noktasına getirdi. Çin'in sel felaketinin ardından tayfun vurdu. Ülkede bir kez daha acil durum ilan edildi. Infa tayfunu Çin'in doğu yakasını etkisi altına aldı. Ağaçlar yerinden söküldü. Şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Arama kurtarma ekipleri su altında kalan bölgeleri tahliye etti. 1,5 milyon insan eyalet genelinde kurulan 12 binden fazla tahliye merkezine transfer edildi. Tayfun nedeniyle tren seferleri durdu.
Hızı saatte 155 kilometreye ulaşan rüzgar Şangay'ın güneyinde uçuşların ertelenmesine neden oldu. Adaları birbirine bağlayan köprüler ve bazı iş yerleri kapatıldı. Çin'in Henan eyaletinde de sel felaketiyle mücadele sürüyor. Son 1000 yılın en etkili yağışlarının yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı. Amerika'nın Utah eyaletinde kum fırtınası sürücüleri yolda yakaladı. 20 araç birbirine girdi. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Ciddi kuraklık yaşayan Kanoş kasabası yakınlarında rüzgarlarla birlikte ortaya çıkan kum fırtınası sürücülerin görüş mesafesini azalttı. Hal böyle olunca zincirleme kaza kaçınılmaz oldu. Eyaletler arası otoyolda 20 araç birbirine girdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara havadan ve karadan müdahale etti. Olayda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Fransa'da aşı karşıtlarının tepkisini çeken yasa tasarısı meclisin ardından senatodan geçti. Hastane, bakım evi çalışanları ve itfaiyecilere aşı zorunluluğu getiren yasa aşı kartı uygulamasının alanını da genişletiyor. Fransa'da parlamento tartışmalı COVID-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı. Yasa nedeniyle hafta sonu ülkenin farklı yerlerinde aşı karşıtları protesto gösterileri düzenlemişti. Başkent Paris, eylemcilerle polis arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Yasanın son hali, hastane ve bakım evi çalışanlarıyla itfaiyecilere yönelik aşı olma zorunluluğunu koruyor. Toplu ulaşım, kapalı mekanlar ve etkinliklere giriş için COVID-19 sağlık kartı şartı da aranacak. Buna göre aşı olmak ya da son 48 saatte yapılmış negatif test sonucu göstermek zorunlu oluyor. Yapılan değişiklikte yasa hükümetin istediği gibi 31 Aralık'a kadar değil 15 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek. Ankara'da 80 yaşındaki emekli bir asker kanser hastası eşini kravatla boğduktan sonra intihar etti. Olay Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi'nde yaşandı. Emekli asker Mehmet Yıldırım'ın kanser hastası eşi Hamiyet Yıldırım'ı kravatla boğduğu tespit edildi. Olay sonrası oğlunu arayarak helallik isteyen Yıldırım'ın tabancayla intihar ettiği açıklandı. Anne babasının evine giden Erkut Yıldırım hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Hamiyet Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken Mehmet Yıldırım ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldırım'ın oğlunun numarasının yazılı olduğu kağıda "beni bağışlayın kendi hür irademle yaptım" yazılı notu bıraktığı öğrenildi. İstanbul Maltepe'de balıkçı barınağına bağlı teknelerden birinde yangın çıktı. Alevler bitişikteki teknelere de sıçradı. Dakikalar içinde 9 tekne alevlere teslim oldu. İtfaiye yangını güçlükle söndürdü. Koşa koşa geldik. Bakalım çok kötü ama durum ya. 1, 2, 3, 5 derken tam 9 tekne alevlere teslim oldu. Balıkçı barınağındaki diğer tekneler ucuz kurtuldu. Zaten yakın duruyor tekneler. Polyester olduğu için biri yandığında muhtemelen diğerlerine sıçradı. Rüzgar da var. İstanbul Maltepe'de balıkçı barınağına bağlı bir teknede yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Bitişikteki teknelere sıçradı. Çok çabuk yayılmış. Zaten yarım saat içinde olmuş her şey. Patlamayla beraber. İşte bilenler, koşanlar, komşu komşu haber verdi. Herkes uzağa almaya çalıştı. Yangını fark edenler hem itfaiyeye haber verdi hem de diğer teknelere alevlerin sıçramaması için çaba harcadı. Yanan bazı tekneler çekilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı. Yanarken açığa çekilen teknelere kıyı emniyeti müdahale etti. Yangının bilançosu ağır oldu. 9 teknede ağır hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Sarıyer'de telefon dolandırıcıların hedefinde bu kez bir esnaf vardı. Dolandırıcı kendini zabıta müdürü olarak tanıttı. Borç para istedi. Bakın sonrasında neler yaşandı.
Geçen sene de aynı oyun, bu sene de aynı oyun. Ben de Abdan Rıra Ahmet Ali kardeşim nasılsın? Ya bizim cenaze vardı. Geçen sene ve evlilikten aynı hareket. Dolandırıcı telefonla aradı. Kendini zabıta müdürü olarak tanıttı. İş yeri sahibi dolandırıcının tuzağına düşmedi. Diğer esnaf arkadaşlar mağdur olmasın, kanmasın. İstanbul Sarıyer'de bir kişi baharat dükkanı işleten Ali Yavuz'u aradı. Kendisini zabıta müdürü Ahmet olarak tanıtan bu kişi esnaftan borç para istedi. Bana bir 490 lira ver, yarım kartona bırakayım. Evet, tamam abi gel. Telefon çaldı, telefonu kaldırdım. Karşıdaki şahıs ismimi söyleyince ben dedim herhalde tanıdık biridir. Ali Yavuz zabıta müdürüyüm diyen kişiye inanmadı. Çünkü daha önce de aynı şekilde dolandırılmak istenmişti. Bu kez dolandırıcıyla yüz yüze gelmek için inanmış gibi yaptı, onu iş yerine çağırdı. Cenazemiz var. Şu an cenazeyle uğraşıyoruz. Benim bir arkadaşım var dedi. Onu göndereceğim senin oraya da dedi. 490 lira dedi. Bir para ver ona da dedi. Ben dedi geçerken sana bırakayım. Ali Yavuz telefonu kapattıktan sonra kendisini dolandırmaya gelen kişiye tepki gösterdi. Aradım Ali abi. Dolandırıcı tepki üzerine hızla dükkandan çıkıp gitti. Esnafsa meslektaşlarını tuzağa düşmeyin diye uyardı. Diğer esnaf arkadaşlar mağdur olmasın, kanmasın. Ali Bey Barajı'nda yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından bu kez de baraja akan derenin çevresinde hayvan ölümleri görüldü. Çevre sakinleri hayvan ölümleri nedeniyle endişeli. Karıştırdığın gibi yağ tabakları bir su çıkıyor, balçık balçık. İddiaya göre gürül gürül akıyordu. Şimdi bu halde. Suyu kirden görünmez oldu. Yaydığı koku da cabası. Üstelik taşıdığı su İstanbulluların en önemli su kaynağı Ali Bey Barajı'na karışıyor. 30-40 senedir buradayım. Bu sudan hayvana da bakmışım. Yani evin etrafına atıyordum, yıkıyordum, çamaşır yıkıyordum, kuda su içiyordum. Temizlik istiyorum, bir şeyler yapsınlar. Biz de burada insanız. İlaç gelmiyor, koku veriyor, suyu pisler. İstanbul'da son 2 ayda 2 dere alarm verdi. Önce Arnavutköy'de bir derenin suyu maviye döndü. Şimdi de Sultan Gazi Habibler Mahallesi'nden geçen bu dere benzer görüntüde. Rengi değişmedi ama suyun üzerinde yeşilimsi bir tabaka oluştu. Bu dere bayadır öyle. Biz de biliyoruz yukarıda farkalarda mı geliyor, artık neden geliyorsa geliyor önümüze geçip gidiyor. Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Ali Bey Barajı'nı da tehdit eden dere mahalleliyi endişelendiriyor. Çok güzel temiz bir suydu. Kimse sahip çıkmadı, bakamadılar. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre son dönemde derenin çevresinde köpek ve tavuklar öldü. Benim hayvanlarıma oldu, tavuklarıma oldu, civcivlerime oldu, köpeğe oldu. Çocukların yüzüne yara çıktı. Telef oldu, 2-3 tane kalmış onları da içeri sokuyorum. Bu dereden oldu. Habibler Mahallesi sakinleri kirlenen dere için bir çözüm bekliyor. Bu su burada bu açık bir şekilde gittiği sürece burada sivrisinek de olur, her şey de olur. Burada büyük ihtimalle kimyasal bir şey var. Türkiye'nin bir kültür varlığı daha dünya mirası oldu. Malatya'daki Aslantepe Höyü Türkiye'nin 19. varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Devlet başladı, doğdu. O zaman UNESCO için benim için bütün kriterye var. İnşallah olacak. Bekliyoruz. Türkiye'nin merakla beklediği o karar açıklandı. Anadolu'daki ilk şehir devleti Arslantepe Höyü UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Malatya'daki Arslantepe Höyü günümüzden 6000 yıl öncesine ait. Anadolu'nun bilinen en eski şehir devleti olarak kabul ediliyor. Yıllarca süren kazı çalışmalarında fincandan müzik aletine birçok tarihi eser gün yüzüne çıkarılmıştı. Höyün girişinde ise geç Hitit dönemi aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykeli bulunmuştu. En önemli bir şey anlamak için. Biz anlıyoruz ne oldu, nasıl oldu, nasıl toplum değişti, nasıl bir kral başladı burada, nasıl bir devlet sistem başladı. Mesela bürokrasi, memurlar vardı, biz çok mühür baskıları bulduk. Arslantepe Höyü'nün UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girmesi için yapılan başvuru kabul edildi.
Böylece Anadolu'nun ilk şehir devleti Türkiye'nin 19. kültür mirası olarak listeye girdi. Malatya bu dünya kültür mirası kalıcı listesine girmesiyle birlikte Aslantepe'nin turizm anlamında çok önemli bir ivme kazanacaktır. Efendim saat başında buluşmak dileğiyle. Günaydın efendim televizyonlarını yeni açanlar için. Ben Duygu Kaya, gün başlıyorum 3. saatindeyiz. Biraz haberlerimizi okuyacağız. Ardından da önemli bir konumuz var. Aşı olmayanların hukuki durumu, aşı zorunlu hale gelir mi? Mesela aşısız bir yere girmemiz noktasında hukuki yaptırımlara uğrayabilir miyiz? Bunların hepsini konuşacağız. Hem Restoran İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer hem de ceza hukukçusu Profesör Doktor Adem Sözer bizlerle birlikte olacak. Önce bir haberlerimize başlayalım. Kuzey Irak'ın Hakurt bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı bölgesinde yol emniyetine çıkan askerlere teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. Saldırıda Hakkari Otluca'da ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Halil Çelebi şehit düştü. 2018 yılında göreve başlayan ve evli olduğu öğrenilen Çelebi'nin acı haberi memleketi Kırıkkale'nin Balışehir ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. PKK-KCK terör örgütünün sözde Hakurk Eyaleti Lojistik Alan Sorumlusu Serdar Piravesta kod adlı Hakan Ateş, MIT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. PKK-KCK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip eden MIT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı tespit etti. Dikkat çekmemek için bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. En uygun saat ve yerde operasyon düğmesine basıldı. 22 Haziran'da düzenlenen operasyonla PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. 2015 yılından bu yana Kuzey Irak'ta örgüt faaliyetleri içinde yer alan Hakan Ateş, daha önce örgütün sözde gençlik yapılanması YDGH'nin gerçekleştirdiği birçok eylemi de bizzat organize etmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta yerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırıda şehit olan 2 askerimizin kanını yerde bırakmadık diyen Akar, 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu arada Akar ve beraberindeki heyet Ankara'ya dönüşte havada tehlike atlattı. Saldırı sonrasında Mehmetçiğin arkadaşlarım, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bunda çok kararlıyız. Gerçekten bunda kimsenin şüphesi olmaz. Gerekli operasyonlar yapıldı. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisi getirildi arkadaşlar. Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit edilen 2 askerin kanı yerde kalmadı dedi. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı. 24 Temmuz'dan bugüne kadar, 2015'ten bugüne kadar arkadaşlarım toplam 18.292 terörist bugün itibariyle esaret ettirmiş bulunuyor. 1 Ocak'tan itibaren de 2020'den itibaren de 1581 Irak'ın kuzeyindeki yapılan operasyonlar sonucunda esaret edilen teröristlerin sayısı arkadaşlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte sınırın sıfır noktasına gitti. Suriye'deki harekatların sevk ve idare edildiği 2. Ordu'yla komuta yerinde incelemelerde bulundu. Suriye'deki birlik komutanları ile video konferans üzerinden görüştü. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun parçalandığını söyledi. Terör koridoru parçalandı. Bazı ülkelerin bazı hesapları vardı. Bunlar yerde bir oldu. Kazıklara, çukurlara gömüldüler. Ve oyun bozuldu. Efendim oraya niye girdik? Arkadaşlarım bunu görmemek için gerçekten kör olmak lazım. Akar sadece Suriye değil, Irak'ın kuzeyinde de terörle mücadelenin kesintisiz bir şekilde süreceğini belirtti. Teröristlerin
efendim inlerine, barınaklarına, barınaklarına, sığınaklarına, efendim ne kadar işte depoları var, sözde karargahları var, inler, mağaralar hepsi tepelerine yıkıldı. Varsana yıkıldı. Yıkılmaya devam ediyor. Oradaki teröristler her an, her an Mehmetçiğin nefesini enselerine hissediyorlar. Sırat Hafteni'nden efendim başlıyorsunuz. Efendim Metina'dan, efendim söyleyeyim Zapt'tan, efendim Avaş'ın Basyan'dan, Hakuk'tan, onun arkasındaki efendim söyleyeyim Vara'dan, onun arkasında efendim söyleyeyim ta ötesinde Kandil, Kandil ötesinde Asos. Arkadaşlarım Mahmur, Sincan. Bu Mahmur ve Sincan konusunu Bağdat'ta görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bakan Akar ve beraberindeki eğitim bulunduğu uçak Ankara'ya dönüşte tehlike atlattı. Gaziantep Havalimanı'ndan havalanan uçağın camı kuş çarpması nedeniyle çatladı. Uçak Adana'daki 10. Tanker Üst Komutanlığı'na acil iniş yaptı. Olay sırasında Akar ve beraberindekilere ilişkin bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce, Akçakoca'ya bağlı Esma Hanım, Uğurlu ve çevre köyleri, Artvin'in Arhavi ve Uğurlu ilçeleri, Rize'nin Güneysu, Ardeşen, Fındıklı, Kalkandere, Pazar ve merkez ilçelerinde selden etkilenen köylerin AFAD tarafından afet bölgesi ilan edileceğini duyurdu. Bu bölgelerde vergi, SGK prim ve esnafın aldığı kredilerin ödemelerinin erteleneceğini açıkladı. Erdoğan eşya zararlarının karşılanması için yardım yapılacağını ve acil destek paketi hazırlanacağını ifade etti. Ayrıca iş yeriyle araçları zarar görenlere de destek sağlanacak. Rize ve Artvin'de meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. İki kentte 4000 aşkın personelin katılımıyla çöken yollar onarılıyor. Alt ve üst yapılar yenileniyor. Cadde ve sokaklarda balçık temizleniyor. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Bir yandan sel kayıpları aranıyor, bir yandan hasar gideriliyor. Rize ve Artvin'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Rize ve Artvin'de peş peşe meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinin ardından yaralar sarılıyor. Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleriyle sokaklar temizleniyor. Rize'de de altyapı ve üst yapıdaki hasarın onarımı için çalışma yapılıyor. Bakanlar Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu da bölgede incelemelerini sürdürüyor. Afetin izlerini ortadan kaldırmak için bir topyekun bir mücadele var. 40 noktada kalıcı projelerimizde de başladık bir taraftan. Arhavi'yi de takip ediyoruz. Orada da Arhavi merkezindeki sıkıntılı sürecinde inşallah bugün itibariyle bütün temizlik işleri bitiriliyor. Artvin'in Murgulu ilçesinde selde kaybolan Serdar Yiğit'le Rize'de sele kapılan Hasan Arıcı ve Batuhan Deli Hasan'ı arama çalışmaları da devam ediyor. Bu üçüncü turumuz. İlk gün bu bölgeden başladık. Daha sonra denize olan bölgeye gittik. Tekrar bu bölgeye devam ediyoruz. Erzurum, Samsun ve Balıkesir'den takviye gelen AFAD ekipleri dere yatağında zor şartlarda arama yapıyor. Çalışmalarda istakip köpekleri de kullanılıyor. Meteorolojinin sel ve heyelan uyarısının ardından Karadeniz bölgesindeki kentlerde cami hoparlörlerinden uyarı sesleri yükseldi. Ordu'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla halk sel ve heyelanlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı. Kentte 19 ilçedeki camilerden benzer anonslar yapıldı. Anonslarda halkın tedbir alması gerektiği vurgulandı. Giresun'da da şiddetli sağanak bekleniyor. Esfiye ilçesindeki camilerden de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarı sesleri yükseldi. Heyelan tehlikesi olan evlerde yaşayanların güvenli yerlere geçmeleri, halkın dere yataklarından uzak durması gerektiği vurgulandı. Ekstrem doğal olayları artık daha fazla görünür oldu. Elazığ'da hortum meydana geldi. Arazide tozu dumana katan hortum neyse ki kimseye zarar vermedi. Çaydaçıra mahallesinde apartmanların arasındaki boş bir alanda küçük çaplı bir hortum oluştu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan hortumu gören çevredekiler tedirginlik yaşadı. Yerden kaldırdığı toprağı ve çöpleri çevreye saçarak ilerleyen hortum kısa sürede etkisini yitirdi. Neyse ki zarar gören olmadı.
İklim krizinin etkilerini görüldüğü Avrupa ülkeleri hem seller hem yangınlarla mücadele ediyor. İtalya'da 20 bin hektar alan küle dönerken İngiltere'de sağanak nedeniyle metroları su bastı. İtalya'nın Sardunya adası alev alev yandı. 20 bin hektar alan kül oldu. Küçük bir kasabada başlayan yangın aynı gece farklı noktalara sıçradı. Duman bulutları bütün araziyi kapladı. Farklı noktalarda devam eden yangınlarda yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Yerel yetkililer yangınları benzeri görülmemiş bir felaket olarak nitelendirirken hükümete destek çağrısında bulundu. Fransa ve Yunanistan İtalya'ya yangın söndürme uçakları gönderdi. Yangına sıcak hava dalgasının neden olduğu değerlendirilirken küresel iklim krizi Avrupa'nın diğer bölgelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Almanya, Belçika, Hollanda'nın ardından şiddetli yağışlar İngiltere'de de sele neden oldu. Başkent Londra'nın güneybatısında sel nedeniyle birçok yol ulaşıma kapandı. Araçlar yolda mahsur kaldı. Yağmur şiddetini artırınca bazı sürücüler araçlarını terk etmek zorunda kaldı. 8 metro istasyonu ulaşıma kapandı. Zemin kattaki ev ve iş yerlerine su bastı. Uzmanlar Avrupa'daki şiddetli yağışların 2100 yılına kadar 14 kat artacağını belirtiyor. Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 17 bin sınırına yaklaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son yapılan 224.198 testte 16.809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 5.585 olarak kaydedildi. Aşılamada birinci doz aşılama ortalaması %64, ikinci doz ortalama 38,21 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşıyla bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun dedi. Bayram öncesinde 1000 rakamlardaydı vaka sayısı. Şimdi 16 binleri aştı ve bu sayılara henüz bayramdaki hareketlilik sonuçları yansımadı bile. Virüs kadar hızla yayılan bu rehavetin sonucu ne olacak bunu merak ediyoruz. Hastanelerde son durum ne? Merak edilen soruları Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit cevapladı. Rehavete kapıldık. Endişe var. Tatile çıkanların kontrollü bir şekilde şehire getirilmesi gerekmekte. Tatile çıkarken aslında maske ve mesafe konusunda tatile çıkarmıştık. Şimdi aslında onu tekrar tatilden geri döndürme vakti. Ne yazık ki beklenen oldu. Maskeler indi, mesafeler daraldı. Rehavet vaka sayılarını yeniden arttırdı. Hızlı bulaşma ve yayılmanın bu beyanın gerçekliğini şu an yaşıyoruz hep birlikte. Çok çıkarıyorum ya. Terliyor burayı. Buralar terliyor. Daralıyor insan. Maskeni burada biraz şey yaptım ama takıyorum. Bayram kalabalıkları, yakından bayramlaşmaları ve şehirler arası hareketi artırdı. Türkiye 9 gündür bayram tatilindeydi. Ancak koronavirüs tatil yapmadı ve vaka sayıları iyice arttı. İnsanlar yavaş yavaş tatillerinden evlerine dönmeye başladı. Peki bu hareketlilik bize neye mal olacak? Bunun yansımasını daha önce görmedik. Bu haftanın sonuna doğru bunu biz daha rahat rakamsal olarak görmeye başlayacağız bu hafta. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiğit, yeni ortamı aşısızların yarattığı pandemi olarak değerlendirdi. Aşısızların yarattığı bir pandemiye doğru gidiyoruz. Şu an Türkiye'de homojen bir dağılım yok. Aşı oranı düşük kalan illerimiz daha çok vaka üretiyor. Okulu düşünüyoruz. Şu anda ne olacak bakalım. Eğitim hayatları bitiyor neredeyse. Temel yok şu an. Hastanede yatan vakaların çoğunluğunu aşısızlar oluşturuyor. Ancak tüm aşılarını olsa da hastaneye yatan da var. Yeni çıkan vakalar aşısız gruptan ve daha çok delta varyantı çıkmaya başladı. 130 COVID yatan hastamız var şu an. Yatanların en büyük grubunu aşısız olanlar belirliyor. İkinci en fazla yatan da aşılarını tamamlamamış olanlar. 130 hastanın içinde sadece 4 hastamız bütün aşılarını tamamlamış. Yani 3 dozlarını olmuş hasta ve onlar da açıkçası çok ağır geçirenler değil.
koronavirüse karşı aşılama oranlarını arttırmak için Trabzon'da farklı bir yönteme başvurulacak. Aşıyı tamamla indirimi yakala sloganıyla kampanya başlatıldı. Aşı olana turizm işletmelerinde %20'ye varan indirim yapılacak. Sağlıkçılar ve turizmciler el ele verdi. Aşıyı teşvik için kampanya başlattı. Aşı yaptıran daha ucuz tatil yapacak. İnşallah bu sayede teşvikle birlikte daha çok insanımız aşı olacak ve bu illetten ortak birlikte kurtulmuş olacağız. Trabzon'da şimdiye kadar yaklaşık 730 bin doz aşı uygulandı. İki doz aşı yaptıranların sayısı 275 bini buldu. Aşıyı teşvik için İl Sağlık Müdürlüğü ve Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği işbirliği yaptı. Aşıyı tamamla, indirimi yakala sloganıyla kampanya başlattı. Proje ile birlikte işletme sahipleri ilk aşısını 15 Temmuz'dan itibaren yapılmış olan kişilere ve aynı zamanda iki dozunu da yapılmış olan kişilere kendi iç düzenlerine uygun şekilde indirimler uygulayacaklar. İşletmeler %20'ye varan indirimler yapacak. Kampanyaya dahil olan işletmelerin listesi derneğin internet sitesinde duyurulacak. Mağduriyetimizi önümüzdeki yılda, günlerde özellikle Ekim-Kasım ayından sonra tekrar yaşamamak adına biz teşvikle beraber elimizi taşın altına koyarak böyle bir çalışma içerisine girdik. Şehirde de şu anda yaklaşık 30-40'a yakın işletme bu konuya gönülden destek verdiler. 1 Ağustos'ta başlayacak kampanya 31 Ağustos'a kadar sürecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde vaka sayısı hızla artıyor. ABD Başkanı Biden'ın sağlık başdanışmanı Anthony Fauci iyiye değil yanlış yöne gidiyoruz dedi. Vaka artışından aşı olmayanları sorumlu tuttu. We're going in the wrong direction. İyiye değil yanlış yöne gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci koronavirüsle mücadeleyi bu sözlerle değerlendirdi. Yanlış yolda gidildiğine dikkat çeken Fauci, büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Dr. Fauci, özellikle aşı olmayanlar arasında vakaların hızla arttığına dikkat çekti. Nüfusun %50'sinin aşılanmamasının Amerika Birleşik Devletleri'ni salgında gereksiz bir çıkmaza sürüklediğini söyledi. Bu aşısızlar arasında bir salgına dönebilir. Bu yüzden aşısızlara aşı olmaları için yalvarıyoruz. Dr. Fauci, aşılanmanın hız kazanmaması durumunda can kaybının günde 4000'i bulabileceğini söyledi. Virüsün yayılmasını engellemek için aşı olanların maske takmasının değerlendirildiğini ifade etti. Üçüncü doz aşının ise organ nakli olanlar ve kanser hastaları için düşünülebileceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 610 binin üzerinde. 328 milyondan fazla nüfusa sahip olan ülkede şimdiye kadar 163 milyon kişi aşılandı. Fransa'da aşı karşıtlarının tepkisini çeken yasa tasarısı meclisin ardından senatodan da geçti. Hastane, bakım evi çalışanları ve itfaiyecilere aşı zorunluluğu getirildi. Yasa aşı kartı uygulamasının alanını da genişletiyor. Fransa'da parlamento tartışmalı COVID-19'la mücadele yasa tasarısını onayladı. Yasa nedeniyle hafta sonu ülkenin farklı yerlerinde aşı karşıtları protesto gösterileri düzenlemişti. Başkent Paris, eylemcilerle polis arasında şiddetli çatışmalara sahne olmuştu. Yasanın son hali, hastane ve bakım evi çalışanları ile itfaiyecilere yönelik aşı olma zorunluluğunu koruyor. Toplu ulaşım, kapalı mekanlar ve etkinliklere giriş için COVID-19 sağlık kartı şartı da aranacak. Buna göre aşı olmak ya da son 48 saatte yapılmış negatif test sonucu göstermek zorunlu oluyor. Yapılan değişiklikte yasa hükümetin istediği gibi 31 Aralık'a kadar değil 15 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yasa uygulamaya konulmadan önce Anayasa Konseyi tarafından incelenecek. Koronavirüs salgınını ilk kontrol altına alan ülkelerden Çin'de vaka sayısı yeniden tırmanışa geçti. Bir günde 76 yeni vakayla Ocak ayından bu yana en yüksek günlük vaka kaydedildi. Koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de vaka sayısı tırmanışa geçti. Ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.
Salgın 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde patlak vermiş, bir süre sonra kontrol altına alınmıştı. Son günlerde özellikle Delta varyantıyla birlikte vaka sayıları yeniden artışa geçti. Bir günde 40'ı Jiangsu eyaletinde olmak üzere 76 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Jiangsu'nun başkenti Nanjing'de geçen hafta havalimanına bağlı bir vaka artışının ardından kent karantinaya alınmış, 9,2 milyon kişiye test yapılmıştı. Yetkililer semptomları normalden daha uzun sürebilecek hastaları belirlemek için pazar gününden itibaren ikinci bir toplu test yapılacağını duyurdu. Çin'de vakalar küçük kümeler halinde ortaya çıksa bile vaka görülen bölge hızlıca karantinaya alınıp toplu test yapılıyor. Salgının başlangıcından bu yana 92 binden fazla insanın koronavirüse yakalandığı Çin'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binin üzerinde. Evet, şimdi konuklarımızla yayınımıza devam ediyoruz. Şimdi Avrupa ülkelerinde koronavirüs aşısını zorunlu hale getiren yasa tasarıları tartışılmaya devam ediyor. İtalya'da 5 Ağustos'tan itibaren stadyumlara, müzelere, sinemalara, tiyatro, yüzme havuzu, spor salonlarına, yani vatandaşların bütün faaliyetlerine bir sertifikayla ancak girilebilecek. Fransa'da da hastane ve bakım evi çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getiriliyor. Yasa tasarısı dün itibariyle Senato'dan geçti. Yunanistan'da sağlık ve bakım alanında çalışanlara aşı yaptırma zorunluluğu getiriyor. Çalışanlar aşı olmadıkları takdirde görevleri askıya alınacak ve aşı yaptırana kadar da ücret ödenmeyecek. Şimdi Türkiye'de de benzer talepler var. Biz bunları konuşacağız. Bir de aşı olmayanların, aşı yaptırmayanların hukuki durumunu konuşacağız. Bir de tabii aşı olmayanları, atıyorum bir işletme, bir kuruma almak istemedi. Bu durumda yani hukuki sorumluluk nedir, bunu konuşacağız. Öncelikle konuklarım, ben size tanıtayım. TÜRİT'ten TÜRİT Başkanı Kaya Demirer ve ceza hukukçusu Profesör Doktor Adem Sözer bizimle birlikte. Her iki konuğuma da ben hoş geldiniz demek istiyorum. Günaydın. Günaydınlar. Şimdi Kaya Bey, dilerseniz sizle başlayalım. Sizden bir... Evet, şu an Kaya Bey teknik bir sıkıntıdan dolayı bizimle birlikte değil. Adem Bey'le devam edelim. Adem Hocam, günaydın, hoş geldiniz tekrardan. Günaydın, hoş bulduk. Aslında şöyle, biz Kaya Bey'le başlayacaktık ve diyecektik ki bir öneri geldi Kaya Bey'den Türkiye için. 1 Eylül'den itibaren kafe, restoran, konser, düğün gibi etkinliklere katılabilmek için 2 doz aşı zorunluluğu getirilmesini talep ettiler. Biz bunu soracaktık. Böyle bir talebi niçin getirmek istiyorlar? Tabii esnaf ve gerçekten 2 yıldır çok zor durumdalar aslına bakarsanız. Şimdi tekrar kapanmalar gelebilir. Bunun önüne geçmek istiyorlar bir bakıma. O yüzden aşılama olsun istiyorlar. Peki siz bu işin hukuki boyutunu değerlendirirseniz ne söylersiniz? Buyurun. Öncelikle TÜRİT'in gayet güzel bir açıklaması var. Bu açıklama onların web sitesinden ve sosyal medyadan okunabilir. Tabii ki çok geniş bir kesim, esnaf ve iş yapanlar COVID-19 tedbirlerinden olumsuz olarak etkileniyor. Bu sadece ekonomik olarak değildir. Ekonominin yanı sıra bunun sosyal birçok etkileri vardır. Ama her şeyden önce sağlık üzerindeki, yani insan hayatı üzerindeki etkisidir. Tabii biz şimdi bu olumsuz sonuçları azaltmak için öncelikle insan hayatını korumak, insan yaşamını güvence altına almak için çeşitli tedbirler alıyoruz. Bunların da en etkili olanı aşı tedbiri. Şu anda tartışmakta olan nokta ise bu aşının zorunlu olup olamayacağı konusunda düğümleniyor. Dünyada tabii çeşitli tartışma ve uygulamalar var. Ülkemizde de var. Evet. Şöyle söyleyelim. Öncelikle kişinin tedavi red hakkı var. Yani bu ne demek tedavi red hakkı? Ben kanserim, bir tedavi yapılıyor. Ben bunu eğer olmak istemiyorsam kimse beni zorlayamaz. Çünkü bu, ben kişi olarak bu özelliğe sahibim. Ancak COVID'deki durumdaki fark ne? Neden reddetmek
konusunda bu kadar özerkliğe itibar etmiyoruz. Çünkü burada aşı yaptırmayan sadece kendi yaşamıyla, kendi sağlığıyla ilgili bir karar vermiyor. Başkalarının hayatı ve sağlığıyla da ilgili bir kararı veriyor. Öyle olunca başkalarının yaşamı, başkalarının sağlığı tehlikeye düşünce işte o zaman sınırlamalar gündeme gelmek zorunda. Evet. Ve bu da tabii ki bir eşitlik ilkesi bakımından tartışmaları gündeme getiriyor. Ne diyor? Efendim o da restorana gitme hakkı varsa benim de var. Peki restoran diyebilecek mi ki hayır seni bu kapalı mekanda biz restoranımıza almıyoruz. Biz futbol maçına almıyoruz. Biz basketbol, voleybol maçını almıyoruz. Hatta bu eğitim öğretim için de söz konusu. Burada eşit olan durumlar söz konusu değil. Önümüzde bir aşı olmuş kişi var, bir aşı olmamış kişi var. Dolayısıyla eşit olmayan durumlara karşı farklı uygulamalar eşitlik ilkesini ihlal etmez. Nitekim Anayasa Mahkememizin de bu konuda son derece kararları var. O halde demek ki aşı olmayanlara farklı uygulama yapmak eşitlik ilkesini ihlal etmez diyelim ve başkasının yaşamını tehlikeye düşürmek konusunda kişilerin bir tercih hakkı bulunmamakta. Şimdilik bu kadarla yetineyim ben. Peki ben tekrar size döneceğim. O zaman TÜRİT Başkanı yani Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer tekrar bizimle. Kaya Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kaya Bey şimdi sizin talebiniz şu şekilde 1 Eylül'den itibaren kafe, restoran, konser, düğün gibi etkinliklere katılabilmek için 2 doz aşı zorunluluğu getirilsin istiyorsunuz. Bir de ek olarak sanırım eğer çalışanlar yaptırmak istemezse ücretsiz izne çıkarılmasında işletmenin hakkı olduğunu yani bu noktada da bir adım atılması gerektiğini söylüyorsunuz. Gerekçesi nedir önce onu sorayım. Şimdi yani bunu bir talep olarak biz sunmuş olmayan bizimki öneridir aslında. Çünkü bu hükümetin alacağı bir karardır. Biz sadece özel sektör olarak hükümetin böyle bir kararı alması, olası böyle bir kararı almasını desteklediğimizi önden biraz proaktif olarak anlatmak istedik. Çünkü birazdan hocama atıfta bulunacağım, çok kritik noktaları geçti. Hukuken konuya nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda çok önemli noktaları altını çizdi. Aksi takdirde bu artan vaka sayılarıyla biz sonbaharda yeniden kısıtlamalara gideceğiz. Bu kısıtlamalar ve kapatmalar bizi hem sosyal hem ekonomik olarak büyük bir darbeye sevk edecek. Şimdi ben de şöyle yorumluyorum ileri demokrasiyi. Sizin birey olarak hakkınız benim birey olarak hakkımı çiğnediği sınıra kadar mevcuttur. Yani siz eğer benim hakkıma tecavüz eden bir noktaya gelirseniz ben de bir dakika burada benim de hakkım zarara uğruyor diyebilmeliyim. Şimdi birazdan sizden vakit isteyerek bazı şeyleri açıklamak istiyorum. Yani sosyal açıdan bu konuyu ele almak istiyorum. Evet. Ben bu konuda turizm sektörünün önde giden diğer STK'larından destek gördüm. Alışveriş Merkezi Perakendeci Federasyonu başkanlarından ki orada 5-6 değişik sektörün başkanları var destek gördüm. Yeme içme sektörünün diğer temsilcilerinden destek gördüm. Aslında burada yapmak istediğimiz hükümetin bir an evvel alması gereken bir kararı hızlandırmak. Çünkü 1 Eylül açıkçası bu tarihlerde yani bu hafta içinde alınacak böyle bir kararın 1 Eylül'de uygulamaya geçmesi demek. Bugünden 1 Eylül'e kadar hiç aşı olmamış vatandaşın 2 dozunu birden aşı olup herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadan hayatını aşı olanlar kategorisinde devam ettirebilmesi demek. Şimdi dünden beri biz bir takım kampanyalar düzenliyoruz. Aslında algıyı doğru yere çekmeyi, vatandaşı bu aşılamada ikna etmeye çalışıyoruz. Sizden rica edeceğim bir tablo göndermiştim ben kanalınıza. Hı. Mümkünse onu koyalım. Çünkü o tablo bilimsel olarak bir şeyi açıklıyor. Evet, geldi. Evet. Şimdi bakın, buradaki ya bu tablonun bir üst satırı vardı, onu şu anda göremiyorum. Vefat sayıları yüksek olan sayılar Mart ayındaki, 2021 Mart ayındaki sayılar ülkelerin vaka sayıları yanında. Çift doz aşı olma oranları da hemen yanında. Yani evet. Fransa
420 vefat vermiş Mart ayında günlük. Çift doz aşılama oranı %2 civarındaymış. O tabloda şimdi önümden aldığınız ezbere de bilmiyorum ama sanırım 30'lara düşüyordu bu rakam. Evet bakın 30'a düşüyor. Çünkü çift doz aşı oranı %43'e çıkmış. Almanya'da 361 olan sayı vefat sayısı günlük 28'e düşüyor. Çünkü çift doz aşı oranı %47. İspanya'da 446'dan 29'a düşüyor. Uzatmayayım. Bu tablodan evet. Gördüğünüz üzere vefat sayılarındaki düşüş oranı her ne kadar çift doz aşı topu topu %50 civarında olsa dahi %90'lar oranında iyileşme var. Evet. Şimdi bu bilimsel bir açıklama. Matematik de evrensel bir konu. Bütün dünyada rakamlar aynıdır. Dolayısıyla şunu söylüyor. Çift doz aşı kendisine uygulanmasına müsaade edilen toplumlarda vefatla ilgili çok ciddi bir iyileşme söz konusu. Hatta biraz evvelki tabloda vaka sayılarında da ciddi bir azalma da söz konusu idi. Şimdi burada kritik nokta şu. Şöyle hashtaglerle bana mesajlar geldi dün epey fazla. Vücut benim, karar benim, sana ne? Şimdi sana ne kısmı şöyle. Biraz evvel anlattığımız demokratik haklara giriyor. Çünkü bu aşılanma oranını biz de %50'lere yakalar, vefat sayılarını bu şekilde aşağı çekersek devletin bir kısıtlama yapmasına gerek kalmayacak. Aksi takdirde vefatların önüne geçemezsek bu vücut benim, karar benim, sana ne diyen arkadaşlar ağırlıkta vefat edecek ama ülkenin vefat sayısı belli bir rakamın üzerinde olmaya ve artmaya devam ettiği sürece bakın neler olacak. Biz peki. Kısıtlamalara maruz kalacağız. Evet. Ekonomik haklarımızdan yoksun kalacağız. Onları biraz açmak isteyeceğim ne zaman bana süre verirseniz. Birazdan tekrar dönelim. O arada hemen bir Adem Hoca'ya da şunu sormak isterim. Size aynı zamanda birkaç bu önerinizle ilgili aslında birkaç özel sorum olacak. Ama önce bir Adem Hoca'ya şunu sormak isterim. Şimdi Adem Hocam, Kaya Bey diyor ki biz eğer bu şekilde önlemlerimizi alırsak aslında genel anlamda genel bir önleme çok da gerek kalmaz. Bu şekilde aşılamayı sağlayabiliriz diyor ama şimdi mesela ferdi olarak böyle kararlarla, kuruluşların aldığı kararlarla yasak uygulanabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii ki bu görüş Kaya Bey'in görüşü, kişisel görüşü değil. Bu bilimin görüşü. Biz nasıl bütün hastalıklarda hekimlere, tıp biliminin gereklerine uygun davranıyorsak bu da aynı şey. Yani bu onun dışında bir şey değil. Tabii ki burada toplumu daha çok aydınlatma, toplumdaki bu bazı söylentileri önlemek açısından özellikle devletin önemli makamlarının daha aktif bir şekilde konuşmalar yapmaları, topluma açıklamalarda bulunmaları çok çok önem taşıyor. Yani şimdi dünyada çeşitli yöntemler var. Mesela bir ülke Fransa biliyorsunuz çeşitli önlemler aldı ve yani zorunlu aşı anlamına gelecek bazı tedbirler aldı. İşte restoran yasağı getirdi. Evet. Ve bu konuşma yapıldıktan sonra aşı olma oranı çok yüksek ölçüde arttı. Almanya şu anda evet. Almanya şu anda biraz daha ikna edelim yönünde şey yapıyor fakat son günlerde orası da evet bu şekilde olmuyor. Biz de bazı sınırlamalar getireceğiz. Hukuken artık şöyle bir tartışma yok. Yani ben aşıyı reddediyorum, bunu kimseyi ilgilendirmez. Bu sadece kendi özel hareket alanınızda geçerli olabilecek. Çünkü diğerlerinin sağlığı önemli. Hep bunun altını çiziyoruz. Diğerlerinin sağlığı önemli. Diğerlerinin sağlığını riske atamazsınız. Dolayısıyla bu noktada geçen gün tekrar altını çiziyorum. Bazı durumlarda virüsü bulaştırmak ceza sorumluluğuna da neden olabilir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani siz kendinizde virüs olduğunuzu biliyorsanız ve tedbirsiz davranarak başkasına virüs buluşturup ölümüne sebep olursanız bunun ceza hukuku sorumluluğu var. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Sizin geçen o, bir
Evet, sizin geçen bir örneğiniz vardı. Güzel bir örnek. Muharrem Sarıkaya'ya verdiğiniz röportajda dediniz ki trafikte işlenen suçlar mesela. Kırmızı ışıkta geçmek yasakken geçersen ve karşıdan biri gelir ona çarparsan burada bir sorumluluk doğuyor. Ya da işte kemer mesela fren sistemi bozuksa bunu biliyorsan ama buna rağmen yola çıkıyorsan sonucunu bilirsin aslına bakarsanız. Evet, gayet güzel işte. Bu ceza kuzey. Yani ben kendimde virüs olduğunu bilerek hareket ettiğim her anda çeşitli ceza sorumluluğu doğar. Yani bunun cezası ne olur olaya göre değişir. Yani bunun bu boyutu da var. Bunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Tabii ki ceza sorumluluğu belli koşulları olunca ortaya çıkıyor. Başka bir nokta daha var. Biz bir yıldır söylüyoruz, biz hala gecikiyoruz. TÜRİT hala öneriler yapıyor. Halbuki biz ne dedik? Bu virüs başlayalı beri, yaygınlaşması Türkiye'de ortaya çıktıktan sonra hep bir kanun önerisi yaptık. İşte ve bu aşı da dahil olmak üzere hukuki durumun net olması lazım. Yani biz bunları restorancılara efendim veya turizm sektörünün aktörlerine bırakamayız. Hani herkes kendi tedbirini alsın. Herkes kendine göre işte aşı olanı almıyorum gibi bir uygulama yapsın. Bu doğru olmaz. Birisi alır, birisi almaz. Yani birisi HES koduna bakar, birisi bakmaz. Bunların mutlaka net olarak hukuki altyapısının ortaya konulması lazım. Herkes bilmeli ki aşı olmayan kişi belli sınırlamalara tabidir. Ve bu sınırlamaların hukuki altyapısı net olarak koyulursa bu anayasaya da insan haklarına da uygundur. Nitekim daha yakın zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdiği bir kararda aşı zorunluluğuna yönelik uygulamaların insan haklarına uygun olduğunu söyledi. Tam bu noktada Adem Bey, İzmir'de bir restoran sahibi işletmenin kapısına aşı olmayan giremez yazıyor içeri. Buna hakkı var mı mesela? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu tabii ki bir kişisel bir sözleşme gibi. Hani ben istediğime satarım, istediğime satmam meselesi. Yani bu hukuka uygun gibi görünüyor. Ancak bunun başka bir arka planı var. Şimdi birisi öyle yazdı efendim restoranına. Öbürü de gitti, ayrımcılık nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Ondan sonra başka tartışmalar başladı. Evet. Dolayısıyla bu şekilde bireysel uygulamalar tartışmayı ve çatışmayı büyütür. Halbuki biz büyük bir sağlık sorunu karşısındayız. Daha çok birlik, daha çok dayanışma içinde olmalıyız. O yüzden bakın biraz önce Kaya Demirer çok güzel bir şeyin altını çizdi. Sadece bir sektörün önerisi değil bu. Devletin bütün kurumlarıyla ortaya konulması, bu tedbiri ortaya koyması lazım. Yani biz bunları böyle bireylerin kişisel inisiyatiflerine bırakmamız doğru olmaz. Peki Kaya Bey, size döneyim ben. Hem Adem Bey'in söylediklerine ne eklemeler yapacaksınız onu sorayım. Hem de şimdi ben nasıl kontrol edeceğinizi merak ediyorum. Şimdi bir koronavirüs geçirmiş, ardından bir doz BioNTech aşısına olanlar için aslında yeterli aşı kartı alabilmesi. Şimdi siz iki doz önerisinde bulundunuz. İki doz aşı olsun diyorsunuz. Bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Şimdi Duygu Hanım, ben demiyorum, yine diyen Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü. Diyorlar ki birinci de koruma oranı bir miktar var ama ikinci dozu olduktan sonra koruma oranı %95'lerin üzerinde. Zaten biraz önceki tabloda da bunu konuştuk. Şimdi hem hocama da atıfta bulunmuş, cevap vermiş olayım, sizin de sorunuza cevap vermiş olayım. Artık hepimizin bir aşı kartı var. İki doz aşıyı olmuş insanlar telefonlarında aşı kartını taşıyabiliyorlar. Pasaport numaralarını üstüne koyabiliyorlar. Burada çok iyi çalışan bir sistemimiz oldu. Ben ikinci aşımı olduktan 10 dakika sonra e-nabızdan aşı kartımı oluşturabildim. Şimdi bu aşı kartınızı HES kodunuzun içine yerleştiriyorsunuz. Biz 1,5 senedir bir ileri vites, bir geri vites açılmış devam ederken işletmelerimizde HES kodu sorarak vatandaşları içeriye aldık. Şimdi bu HES kodu ile birlikte aşı kartını da çok kolay, çok pek tabii sorabilecek durumdayız. Eğer ben işletme olarak alınan karar gereği çift doz aşı kartını göstermeden bir vatandaşı içeri aldıysam, herhangi bir denetlemede tesadüfi bir örneklemeyle herhangi bir vatandaşa aşı kartınızı gösterir misiniz diyen bir yetkili
görmezse aşı kartını bana yaptırım uygulasın diyorum. Bakın burada ben yani lütfen başka bir yere de kimse çekmesin. Aşı olmak istemeyeni bir yere zorlamaktan bahsetmiyorum. Biraz sonra bana vakit verdiğinizde sosyal açıdan bu konuyu ele alacağım. Buyurun lütfen. Ekonomik açıdan. Buyurun. Tamam. Ekonomik açıdan da ele alacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. 60 milyon 18 yaş üstü vatandaşımız var. Aşı olması için fırsat tanınan 60 milyon vatandaşımız var. Dünyada 1 milyardan fazla insan aşı oldu. Birçok ülke çırpınıyor aşı bulmak için. Perişan vaziyetteler. Biz Aralık ayından beri bu aşıyı bekliyorduk. Haziran ayında aşıya kavuştuk. Üstelik şu anda inaktif aşı, hayır DNA, mRNA aşı, BioNTech aşısı diye de seçenek de sunuyor hükümetimiz. Şimdi böyle bir aşı konforumuz varken, 60 milyon olması gereken, aşılanması gereken 18 yaş üstü vatandaşımızdan 40 milyonunu birinci doz aşıya ikna etmişiz. Şimdi bu 2/3 yani %65 oran, bardağa dolu bakarsanız kötü bir oran değil. Aslında sürü bağışıklığı veya toplumsal bağışıklık için iyi bir oran. Evet. Bizde mesele 40 milyon kişi bu aşıyı kabullenmiş vücuduna. İkinci dozunu yaptıran sayı 24 milyon. Şimdi bu arayı ikna etmemiz lazım. Çünkü burada ikna konusu aşı olmak mı olmamak mı konusu değil. İkinci doz aşını da ol lütfen. Çünkü ancak o zaman koruma sağlıyor konusunda. Bireyler olarak siz Duygu Hanım, Adem Hoca, ben tanıdıklarımıza, vatandaşlarımıza ikna yoluna gitmeliyiz. Burada başka bir yapmamız gereken bir şey yok. Çünkü o zaman toplumun %65'ini bağışıklık kazanmış hale getireceğiz. Şimdi 18 yaş altı bazı ülkelerde 12'ye indirdiler aşıyı. Bizim ülkemizde henüz 18'de. Belki biz de 12'ye indireceğiz. Sağlık Bakanımızın bu tür söylemleri var. Şimdi gerisi zaten aslında isteniyor ki gerekiyorsa COVID'e yakalansın o genç arkadaşlar ve onlar da kendi antikorunu üretsin. Bu şekilde bağışıklık, sürü bağışıklığını yakalayalım ve bu virüs hayatımızdan çıksın. Şimdi bu noktada bakın, vücut benim, karar benim, sana ne diyene ben de şunu demek istiyorum. Ben de stadyumlara gidip maç seyretmek istiyorum, tuttuğum takımı desteklemek istiyorum. Evet. Ben iş görüşmelerimi internet ortamından şu anda yaptığımız gibi değil, göz göze yapmak istiyorum. Karşımdakini anlamak ve karşımdakine anlaşılmak istiyorum. En sonunda da tokalaşmak istiyorum. Evet. Özlem duyduğum insanlarla kucaklaşmak istiyorum. Sezen Aksu'nun şarkılarını telefonumdan değil, canlı konsere gidip avaz avaz şarkı söyleyerek izlemek istiyorum. Evet. Gece kulüplerine gidip dans etmek istiyorum Duygu Hanım. Şimdi bunlar benim haklarım değil mi? Evet. Koştura koştura iş yerinden çıkıp bir akşam yemeğine gidip boğazıma dizilir gibi yemek yemek istemiyorum. O iş yerinin faaliyet saatleri ne yazıyorsa ruhsatında o saatine kadar açık kalıp rahat rahat yemek yemek istiyorum. Peki. Ama bakın bir şey daha söyleyeceğim. Hafta sonu kapanmak istemiyorum. Paket servisten eve sipariş vermek istemiyorum. Ama bütün bunlardan daha önemlisi çocuğumu güvenli bir şekilde okula gönderip sınıfta arkadaşlarıyla birlikte, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte eğitim almasını, sosyalleşmesini istiyorum. Hakikaten en önemli konu da yani bir dönem şimdi daha bunlar için, bunlar olur. İçin vücut benim, karar benim, sana ne diyenlerden dolayı ben bu kısıtlamalara maruz kalmak zorunda mıyım? Ekonomik olarak söyleyeyim, bizim hizmet sektörümüz turizmle beraber 3 milyon kişiye iş veriyor direkt. Evet. Bahsettiğimiz 12-15 milyon kişi aileyle diye. Ben bu insanlara iş vermeye, aş vermeye devam etmek istiyorum. Evet. Ben devlete vergimi ödemek istiyorum. Pandemide borçlandığım borçlarımı kapatmak istiyorum. Yatırım ortamının iyileşmesi, belirsizlik ortamının kalkmasıyla yeni yatırımlar yapmak, iş hacmimi büyütmek ve istihdam yaratmak istiyorum. Peki. Kötü bir şey mi istiyorum? Peki, haklısınız. Tekrar döneceğim size. Adem Hocam, bir şey soracağım şimdi. Tabii ki birçok istek geldi. Haklı olarak hepimizin isteği bu. Sosyal hayata katılabilmek, artık normale dönmek. Çünkü bir türlü kurtulamıyoruz bu varyasyonlarla da birlikte. İşte en son Delta ile birlikte 17 bin sınırına dayandı vaka sayımız. Can kaybı da tekrar artıyor. Bunlar ciddi rakamlar ki daha bayram dönüşleri, bayram dönüşünü yarattığı sonuçlar ortada değil bile. 2 hafta sonra onu da göreceğiz. Gerçekten çok sıkıntılı. Hepimiz kurtulmak istiyoruz aslında da.
Hukuki düzenleme bu noktada şart dediniz. Şimdi ben mesela şunu sormak isterim. Trabzon'da bir işletme diyor ki aşı olana turizm testlerine %20 indirim yapılacak. Aslında bu bir ödül aslında. Ben size ödül mü ceza mı şeklinde de bir soru sormak isterim. Her ikisi de. Yani bu Almanya'da da tartışılıyor. Acaba 100 euro verelim mi motive etmek için? Fakat şu ortaya çıktı ki yani bu tür motivasyonlar, ikna etme çabalarına rağmen istenen ölçüde aşı yapılmayınca tekrar kapanmalar ve birkaç sene bunun devam etmesi gündeme gelince bu sefer hani bu şeylerden uzaklaşılıyor. Yani bizim hani o kadar bilimsel olarak söylenen o kadar çok vaktimiz yok. Yoksa yani bunlarla sürekli tabii ki ikna edici faaliyetler, ödüllendirici faaliyetler biz hep bundan yanayız. Ama bu istenen ölçüye getirilmediği zaman diğer insanları korumak zorundayız. Bakın ben size bir örnek vereyim. Başka bir virüsten. HIV virüsü. AIDS diye bildiğimiz şey. Şimdi bu tabii başka bir şekilde bulaşıyor. Cinsel yolla bulaşıyor. Bakın bundan dolayı tedbir almadan cinsel ilişki kuran, kendinde virüs olduğunu bilerek diğer insanla ilişki kuranların birçok ceza hukuku bakımından sorumlu olmuştur. Ve bunlar Türkiye'de de ceza hukuku bakımından cezalandırılmıştır. Şöyle düşünün, şimdi bir iş yeri 30-40 kişi çalışıyor, herkes aşısını olmuş fakat bir kişi olmamış ve iş yerine gelmiş. Daha sonra bu iş yerindeki faaliyetlerde başkasına bulaştırması gündeme gelebilir. Dolayısıyla şimdi burada yine bu ceza hukuku sorumlulukları gündeme gelecek. Aslında daha başka şeyler de gündeme gelecek. Ya bu kişinin iş akdini mi sona erdireceğiz? Yani çünkü oradaki diğer 30 kişinin, 40 kişinin sağlığını tehlikeye düşürmeniz söz konusu olabilir. Aynı şekilde futbol maçlarında, diğer bütün etkinliklerde, eğitim ve öğretim etkinliklerinde. Dolayısıyla biz bir toplumu sürekli olarak böyle belirsizlik halinde sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bırakamayız. O nedenle evet, İkna metodu fakat bu konuda özellikle yani devletin yani Cumhurbaşkanı daha çok üzerinde durmalı, daha net şekilde aşı olmayı destekleyici konuşmalar yapmalı, diğer aktörler de böyle. Fakat en sonunda sınırlama getirilmek zorunda kalacağız. Nasıl kalacağız? İşte restoranlar, spor etkinlikleri, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılmama şeklinde tedbirler almak zorundayız. Bu da aslında bir şekilde zorunlu aşıya yönlendirmek durumunda kalacağız. Bu hukuken net biçimde ortaya konduğu zaman anayasaya da uygundur ve gidişatta o yönde olmalıdır. Yapılan önerinin kanunlaşarak bir an önce hayata geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz hem toplumsal olarak hem bireysel olarak hem ekonomik hem sağlık hem hayat bakımından bu kadar önemli bir tehditle sürekli olarak yaşamak zorundayız. Yani sürekli olarak aşı önlemini biz uzattıkça bu sorun da uzayacaktır. Dolayısıyla burada kişilerin bireysel özerkliği değil, burada toplum sağlığı ve diğer insanların sağlığı önemli olduğu için bu sınırlamalar yapılmak zorundadır. Peki şimdi ben aşılı değilim diyelim. Artık aşılı olanlar da olmayanlar toplum içinde belli olduğu için diyelim birine bulaştırdım ve onun bir şekilde can kaybına kadar gitti bu sonuç bulaştırdığım kişi. Bu normal şartlarda bir hapis cezası da getirmez mi? Şimdi o yüzden HIV virüsü örneğini verdim. Evet. AIDS virüsünü belki insanlar bu tabii şuna bağlı. Bunun tespit edilmesi lazım. Gerçekten o kişideki virüsten mi kaynaklandı? Evet. Biz zaten o yüzden diyoruz ki tespit edilirse, ama niye bu biz ceza sorumluluklarına kadar gidelim? Şunu söyleyelim. Her kişi şayet diğer hastalıklar bakımından nasıl kanıta dayalı tıp bilimine güveniyor ve o bilimsel gerekliliği yapıyorsa bu aşı da o sistem içerisinden ortaya çıkmış. Peki. Dolayısıyla bu tür söylentilere gerek yok. Ama bunlar tabii daha ziyade bilim insanlarının işi. Bu konuda biz çok yaygın, evet, etkin bir aydınlatmayı
sürekli olarak yapmalıyız. Peki. Ceza hukuku en son araçtır. İlk olan mutlaka aydınlatmadır. Peki. Aydınlattıktan sonra bu aşının yapılması gerektiğini bütün topluma yaygın ve etkin bir şekilde ortaya koymalıyız. Kaya Bey, zamanımız da daralıyor. Ben anladığım kadarıyla sizin önerilerinizden, sektörünüzün önerilerinden aslında insanları aşı zorlamaya değil de, aşıya zorlamaya değil de aşı olmayanların daha az fırsatlara sahip olmasını talep ediyorsunuz. Şimdi Duygu Hanım, tam bu. Yani ben bireylerin aşı olmasını zorlayacak bir pozisyonda oturmuyorum. Evet. Ama o bireylerin aşı olmaması dolayısıyla işlerimin kısıtlanmasını da artık kabul etmeyeceğim. Biz yeme içme sektörü olarak 18 aydır genelgeyle çoğunluğunda kapalı kaldık ve söyledik, fedakarlığı biz yaptık dedik. Evet. Feda kısmını biz yaptık dedik. Bu sefer ortada çözüm varken bazı bireyler aşı olmuyor ve vefat sayıları düşmüyor diye kapanmaları kabul etmeyeceğiz. Bakın çok net söylüyorum. Evet. Onun için de diyoruz ki aşı olmak istemiyor musunuz? Hay hay. Bu sefer siz lütfen bir zahmet sonbahardan sonra evde kapalı kalın. Biz sokaklarda hayatımıza ve ekonomimize sahip çıkalım. Gençlerle birlikte 3/2 oranında birinci dozu olmuşları ikinci doza ikna ederek gençlerle birlikte sürü bağışıklığını kazanalım. Siz bir kış daha evde fedakarlık ederek geçirin. Madem ki siz canınız bizden daha kıymetli, risk almak istemiyorsunuz aşı olma konusunda, fedakarlık tarafı bu sefer sizde olsun. Aslında diyoruz. Bu önemliydi. Yani kapanmayı kabul etmeyiz diyorsunuz bir kez daha gelirse. En önemli. Niye edelim? Buydu. Siz benim yerime koyun kendinizi. Evet. Nasıl izah edeceğim 3 milyon çalışana? %95'i aşı olmuş bu kişilerin. Nasıl izah edeceğim? Ben bütün vazifelerimi yerine getirdim, ekmeğimi niye benden alıyorsun dediğinde ne diyecek hükümet? Veya ben ne diyeceğim? Şimdi bakın, burada o çalışanlardan vereceğim Adem Bey sözü size. O çalışanlardan %95'in içinde 5 kişi diyelim, ben 100 kişi çalıştırıyorum. Başka bir pencereden de bir şey söyleyeceğim. Aşı olmadı ve ben işine Peki. devam ettirmek durumunda kaldım. Peki. Hastalandı, kayıp yaşadım. Ailesi bana iş yerinde kaptı derse ne olacak? Evet. Onun için biz bakın işten çıkarmak demiyoruz. Ücretsiz izne çıkaralım. Bu iş bitene kadar veya aşı olmayı Peki. seçene kadar bu vatandaş diyoruz. Peki. Teşekkür ederiz. Artık süremizin sonuna geldik. Ben hem Profesör Doktor Adem Sözüer'e hem de TÜRİİT Başkanı Kaya Demirer'e her iki konuma da çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Evet, reklama gidiyoruz. Efendim, gün başlıyoruz, sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte sizleri burada bekliyor olacağız. Hoşça kalın.